Merhaba arkadaşlar, Aptal Herifler'e hoş geldiniz. Test varsa inanılmaz bir başarıya imza atmış olacağız. Evet var. Ben biliyorum. Var mı gerçekten? Evet hocam. Gözlerim ağlıyorum şu anda. Aptal Herifler'e hoş geldiniz. Bugün ben Deniz, dünyanın en kötü insanı İlker Canikli değil. Benim yanımda Joker konuğumuz, başımız sıkışınca çağırdığımız kıymetli fotoğrafçımız Koray Birant. Niye? Üçüncü gelişim daha. Öyle mi? Evet. Üç oldu mu ya? Üç. Hadi ya. İyi, sen daimi gel ya. Ne uğraşacağız abi? Gelirim. Konukla manukla uğraştırma. Ben de yayın açmıyorum zaten artık. Evet. Mesut'la yapacağına gel buradan yap ya. Koray Birand'ın arkasında yeni stajyerimiz Berke Kaya. Berke Kaya bilgide sinema okumaktadır, doğru mu? Doğru. Su konuşacağız sonra. Daha onun yanında aramıza yeni katılan Black Magic uzmanı Mert Kafalı. Yalnız soyadınız çok iddialı. Evet. Bazılarına göre evet. Herkes bugün yeni. Evet. Yani evet. Aptalıklar programına geldi. Mert Kafalı kendi kanalında da izliyorsunuzdur belki. Black Magic ile Resolve ile ilgilenenler tanıyorlar kendisini. Kaç aboneniz var Mert? Hocam 17 bin civarı. 17 bin ama ileride büyüyecek. O da milyon olacak. Hayırlısıyla bakalım. O da bizi işe alacak o zaman. Ve onun yanında geçen hafta, geçen programda da olan, o da yeni stajyerimiz sayılır. Dilşah. Nideli. Bozmuyorum. Dilşah Nideli. Ya bu soyadları çok zor ya. Şöyle daha basit soyadları. Dilşah da. Sen ne okumuştun çocuğum? Ben işletme okudum. İşletme. En önemli evet. Şeyi okumuş kendisi. Evet. Kendisi. İşletme çıkışı. Kendini ne olarak tanımlıyorsun? İşletmeci. Motion yapıyorum hocam. Motion. En sevdiğim şey. VFX yapmaya çalışıyorum. Kurgu, montaj, boya balonu. Harika. Arkadaki ekip bu şekilde. Ve yanımda da Flu TV'nin artık en eski elemanlarından ikincisi olan Yaren Açıkgöz. Merhabalar. Hoş geldin. Öne transfer oldum. Ha, nereye transfer oldun? Öne. Ha, evet. Herkes gidince gördüğün gibi. Hoş geldim. Bulduğum yerde oturdum. Bir kurumda yükselme böyle olur. Birileri gider ve öbürleri yükselir. Evet. Ama yani ama keşke kadın da gitmeseydi. Gençler önünü açtı yani. Öyle bir açtılar ki ama yani kimse kalmadı. Önde buldun. Evet. Evet, Koray hoş geldin. Hoş bulduk. Koray Birand'ın kanalında epeydir bir sessizlik vardı. Baktım bugün neler yapıyor diye, gelecek diye. Tabii çalıştım dersim her zamanki gibi. En son kadın çorabıyla yaptığı çok devrimci hareketler var. Ve karkışta ya. Eski apaçı numaraları. Karkışta bir de. Ben öyle demek istemedim kibar bir insan olduğum için. Ama videoda diyorum zaten. Videoda bir de asistanların, onlar da Z kuşağı galiba. Evet. Çok şaşırmışlar. Yani kadın çorabı diye bir şey kullandı diyorlar. Halbuki Hollywood'da 1920'lerden beri yapılan bir şeydi. Belki daha önce de yapılıyordu. Ki daha önceki setlerde filtre olarak mı kullandınız? Evet evet. Hatta şey dediler. Niye işte Promised, Black Mist falan kullanmıyorsun dediler. ND falan. Yok, o böyle yumuşatıyor. Ama lensin önüne koyuyorsun. Yani cam olarak onun filtreleri de var da. O kadın çorabının şöyle bir esprisi var. Kadın çorabını ne kadar gerdirirsen etkisi o kadar azalıyor. Tabii. Ne kadar bollaştırsan etkisi o kadar artıyor. Aslında böyle değişken endiği gibi de kullanabiliyorsun kadın çorabını. Peki Koray Bey, birçok çeşit kadın çorabı var. İnce var, tabii. Slim var. Aralığı renk ne kadar açılırsa, hı-hı, yani dokuması ne kadar daha az sık olursa etkisi o kadar azalıyor. Aslında çözünürlük düşürüyor, evet, diyebiliriz. Ben şey görmüştüm. Lensin üstünü bayağı çiziyorlar böyle sırf var, bir efekt. Var, vazelinle de yapabiliyorsun. Öyle evet, şeyler falan var, çok garip var, oluyor ve çok cesaret. Bazı görüntü şeyler, yönetmenleri şey peşinde şey, koşuyor. Şey var ya böyle hocam. Eski coating'i gitmiş lenslerin peşinde falan koşuyor. Evet evet, şey Saving Private Ryan'da vardı. Yok evet, ben canlı yayını açıp chat'e bakacağım da. Ha, chat'e benden buyurun hocam. Ne oldu, eskiden burada görüyorduk chat'i, artık bitti mi o olay? Chat verme teknolojisine haiz miyiz? Bu arada yayın ekibini unuttuk. Aa evet. Kendinizi vermiyor musunuz çocuğum webcam'den? Veriyordunuz bir ara. Hemen veriyor hocam. Yayın ekibimiz canlı yayını beceremediğimiz yönündeki eleştiriler dolayısıyla Atahan Bey değil resimde görünen. Onun yanında bir uzman getirdik. Alperen Bey. Kendisi bize nereden geldiniz? Nice adlı şirketten destek olarak geldi. Nice. Flu TV'nin bu işi beceremediğini gören İlker Canikli değil.
Siz hakikaten gerçekten abi çok kolay bir şey canlı yayın ya. Niye bu kadar problem yaşıyorsunuz ya? Bana söyleme oğlum, ben buradayım yani. Tamam orada da olsun. Patron sensin yani. Abi yapamıyorlar, bilmiyorum. Hayır sen yapacaksın, göstereceksin. Abi yaptık da 2 senedir oğlum, bu kanal 3 senedir var. Yani yüzlerce kere yaptık bu yüzler. Sizin bu dramanızı anlamıyorum, canlı yayın dramanızı. Şu an yapabiliyor muyuz canlı yayını? Şu an muhteşem gidiyor ya. Muhteşem mi gidiyor? Neden? Çünkü arkadaşlar ben dedim ki... İlker dedim, buradaki stajyerlerinin maaşının 10 katı kadarını verirsen çözerim dedim ve bir anda çözüldü olay. Ben de veririm dedim ama evet. ama 10 katı da versem. Ama hoca dedi ki eğer bu niye canlı yayın kötü olursa herkesi kovuyorum dedi. Can havliyle canlı yayını. Demez öyle, demez. Vallahi de dedi. Çete bakıyorum burada. Sen epeydir dergi çekmemiştin, videoda da söylüyorsun. Evet. Bu arada o videodan görün, mesela rejiyi zora sokayım mı? O videodan görüntüler arkada akıtabilir miyiz arkadaşlar? Hazırladım hocam. Hazırladım. Günaydın arkadaşlar. Yine bir evet, Koray Bey'i görüyoruz. Muhteşem. RCS-4'e. Epeydir dergi çekmiyor muyuz? Evet bayağı, yani bir iki senedir falan dergi çekmiyormuşum. Aman Allah. Bizde mi duyacağız yoksa? Bu teknolojiye sahip miyiz ya? Ama bak reverb'e girdi. Bayılıyorum ya böyle. RGS'e gittin. RGS'i çok severim ben bu arada. Evet. Güzel. Güzel bir yer. Fakat asistanların soruyor bir yerde. Ya bunu hani üşümeden yapsaydık, green screen falan. Ya onlar şimdi önden soru hazırlıyorlar. İnsanların merak ettikleri sorular üzerinden. Discord'dan falan da soru topluyoruz. O tabii aslında hep onların sorusu olmuyor. Hmm. Ya olsun canım, zaten ben çocuklarla dalga geçmek için söylemedim de. Ya çocuklar on numara ya. Gerçekten yapılamaz mıydı? Yok yapılamaz. Ya bir de videoda da şeyi söylüyorum. Şey çok kıymetli ya, gerçekten bir mekanda olmak belki ileride azalacak ama ya bana da çok iyi geldi. Yani fotoğraf arkadaşlar çeken kişi olarak orada olmak, üşümek. Bunlar da söz konusu asistanları. Evet. Hepsi on. Yeni yılın kutlu olsun seninle. Ya her yerim sim oldu bununla ya. Yanımızdaki ekipmanlardan bahsedelim biraz. Fırat, ne var yanımızda fotoğraf ekipmanı? GFX100S, GFX100, 3264, 23 mm 4500, 2 tane de diffuser filtremiz var. Bak. Bir de reflektör. Bizde ne var? Bizde 2 tane X2S body var, 2 tane 18-55 lensimiz var. Hem vlog çekeceğiz, hem video çekeceğiz, hem de DIY yapacağız, hem de Koray'ın ısınlığını yapacağız. Trend müziklere, TikTok müziklerine saz çalan bir... Instagram TikTokçu var. Hı hı. Onun aynısı. Belki de öyle bir yerden. Reels'da falan denk gelmiş olabilirsin. Evet. Ne güzel gez. Oh, çok güzel bir hayat. Evet. Gezmeye gidiyor. Uçağa binmiş. Aslında öyle yalnız değil. Business mi uçuyorsun? Business. Yok yok. Ekonomi. Niye? 6 saatin üzeri. Ha, doğru. Transatlantik yani uçtuğum zaman. Ya istesen de business yok değil mi o şeylerde? Yo var. Var, var mı? Da yani ne? Abi 40 dakika uçuyorsun zaten ya. Kayseri harika bir yer değil mi? Ya kalkıp iniyorsun. Kayseri harika bir yer değil mi abi? Kayseri'yi görmedim ki. Yani işte hayır, o coğrafya yani oralar. Yani ben kaydığım dönemde aslında Kayseri'yi sevmezdim. Çünkü şey yok, doğa yok. Ya volkanik ya. Ha, doğru. Ya mesela Uludağ, Palandöken o taraflarda en azından birazcık daha doğa var. Burası bana biraz şey geliyor. Çorak geliyor. Videoda biraz hızlı geçelim. Ne yapacağız, benim videoyu mu izleyeceğiz? Bütün videoyu yani? İzlemeyelim tabii. Telif atarım ha. Evet Koray Bey üşüyor burada fakat çok güzel bir şey söylüyor. Burada üşümüyorum. Yani sonra üşüyecek sonra... ama şey diyor. He. Modelimi yalnız bırakmamak adına ama sonlara doğru bir titreme geliyor. Geldi o şeye bindik. Telestiyejle bir tepeye çıktık. Oraya ben de çıkmıştım Koray Ama Bey. Hava böyle değildi. Hava bir kapadı ve artık güneş gitti. Ondan sonra gerçekten... ciddi soğuk. Şu yani. Çektiği fotoğraflara biraz gelelim. Ama yani Demet Hanım da ya. Demet Hanım da gerçekten çok çok fazla. Bunlar benimkiler değil, bunlar benim çocukların. Ha. Onların da kendi kariyerleri var bu arada. Tabii tabii, aslında diyorum çalışma arkadaşım onlar benim. Yani bana destek oluyorlar. Ortada Bartu var, sağdaki Batuhan, soldaki de Fırat Aslan. Fırat zaten... Ya aslında üçü de bizim Artemis'te temsil ettiğimiz talentlerden, evet, yeteneklerden. Hangi mikrofonu sucuk, kullanıyorsun? Sucuk yemişler, onu İyice anlatırken yani. Sonra. Evet. Ama Kayseri'nin de sucuğu pastırması iyidir ya. Evet, çok güzel. Doğru. Fotoğraflara gelelim.
Fotoğraf bitti video. Öyle mi? Çok hızlı geçti. Yani bir tanesini görürsek anlarız bu kadın çorabının ne işe yaradığını. Evet. Burada evet. Var. Ha. Evet, dur burada. Bu 80'ler. Retro. 80'ler dedi. Bloom ya. Bloom. Yani Türkçesi evet. Nedir bilmiyorum. Akıntı. Akıntı ne ya? Bu kışık. Blooming. Yani ışık saçılıyor. Bak gibi aslında şey. Bak bu çok iyi bir kare oldu. Farkı görüyorsun. Evet. Ve yani şey yok. Renk yok. Kızcağız üşümedi mi? Ben bala, ne yapacaktım? Yani üşüdü ama muazzamdı ya. Yani hiç gıkını çıkarmadı. Hiç gık çıkaran modeller oluyor mu? Oluyor. Öyle mi? Oluyor. Ne diyorlar mesela? Oğlum bir de ısıt, bir de ulan bir insan bir şey ay tutar orada sıcak hava tabancası falan. Diyorlar. Bir insan bir ısıtır ya hiç. Ya öyle bir ortam değil ki zaten ben çok hızlı fotoğraf çekiyorum. Zaten oraya ısıtıcı gelip onu çalıştırıp çekene kadar, ısıtana kadar zaten planı bitirmiş oluyorum. Orada önemli olan sen hızlı olacaksın, modelini üşütmeyeceksin. Evet, Koray Bey de böyle peki, bir dümen tutturmuş. Peki Koray Bey, direkt sadece gün ışığı mı kullandınız? Sadece gün ışığı mı kullandınız? Tabii. Çok ha. İyi. Evet, evet. Güneş şekilden şeyin, gibi. Çorabın şöyle bir güzelliği var. Orada bir tane fotoğraf vardı aslında şey... Ne deniyor o şey ne deniyor? Kızak. Ya beni orada kay. 360 yaparken göstersiniz de boş ver fotoğrafları ya snowboardla 360. Ha evet ya sonlara 98 doğru. Senesinde. O çok acayip onu göster evet hakikaten. Bak Uludağ. Bu 98 yılında 1998. Koray Bey'in wow. Düşmeye an kala ama çok iyi. Bu ne ya? Bu neyle çekildi? Şey bu mini DV. Ha. 720'ye 576 piksel çözünürlüğünde. Bunda sanki bir çorap çekilip çekilmiş gibi. Yok o gibi. Mini değil. O, o zaten kendinden düşük çözünürlükte olduğu için. Şey var. Bir tane upscale software'i var. Biz de kullanıyoruz. Topaz. Nasıl buluyorsun onu? Çok başarılı değil. Ne için değil, kullanacaksın? İşte mesela o görüntüyü daha iyi yapıp. Gerek yok ya. Onun o hali güzel zaten. Ama abi şey 4K footage yani 4K evet. Timeline'a koyunca. Ama bu şey, videoda 4K. İşte yani sen onu nasıl scale ettin? Düzdürerek büyüttün. Amele gibi stretch ettin. Bir de çok iyi tam dönerken drop oluyor. Drop out. Drop ama out şeyler bitmiş durumda. Manyetik ya manyetik bant ya bunlar. Dur bilmiyorlardır drop out'u öğretelim hazır fırsatken. Bakayım dur. Buna drop out deniyor. Geri gel. Ay yok gelemem. Ah şu. Tabii dijital drop out gibi olmuş bu aslında. Öyle olmazdı onun drop bozulmuş out. Bozulmuş hocam mini ya. DV ya. Aslında manyetik aslında... banttan 1 ve 0 okuyor evet, yine. Evet. Ne bu bozulmuş işte drop out deniyor. Yani data drop out gibi yani. Orada data düşmüş. He yani şey. Orada pikselleri göremiyor. Orada bir şey uydurmuş kafasına. Evet. genel bir mavi koymuş oraya geçmiş. And interpole mi etmiş? Şey, onu bile yapmamıştır. Evet. Yani. Buralar mavidir tamam deyip geçmiş. Devam edelim. Bir tane daha videom var o da ilgimi çekti. Nasıl fotoğraf çekilir başlıklı video? Hangisi eski mi o? Bir önceki video. Allah Allah. T bu yeni Fuji ile ilgili söylüyorsun. O ha. Beğendim o videoyu ama. Önemli beğendin şeyler mi? Söylüyorsun o videoda. Aslında o canlı Rejiyi zora sokalım hemen o videoyu da gösterin. İçteki canlı yayınımdı o. Ha onu aktarmışsın. Sonra aktarıp onu kesip ben oyalarım efendim. Vizör hakkında o videoyu ben de çok o çok beğendim. Önemli. O videoya geçmeden önce birazcık video hakkında konuşalım derim hocam ben. Videonu yani bu çektiğiniz çorap fikri nasıl nereden aklınıza geldi? Onu çok merak ediyorum. Birden mi oldu? Yok zaten kullanıyorum ben. Hep daha kullanıyorsunuz. Tabii yani böyle bir baştan sona klip çektim. Arada kullanıyorum. Flash altyazı koyabilir miyiz? Koray Birant kadın çorabı kullandığını söyledi. Evet. Zaten yorumları okuduğun zaman şey var. Yani gerçekten kadın çorabı beklemiş olan insanlar var. O yüzden en azından biraz eğitim amaçlı oldu. Şey tabii. Aslında kadın çorabını kullanmamın sebebi o bloom'u yapmak için değil. Ters ışık çektiğinde dengeliyor. E tabii. Yani siyahlar siyah gelmiyor. Her şey birazcık böyle şey yapıyor. Bütün karıştırıyor. Evet aslında gibi böyle şey. Dolgu yapmaya gerek kalmıyor. Ne oldu? Koray Brand kadın çorabı kullandığını söylediği başlık yapmışlar hakikaten. Bu chat bende akmıyor oğlum. Chat'i durdurdunuz mu? Ne yaptınız? Yok hocam. Şu chat'i ekrana verin ya. Koray Bey gelmiş. Koray Bey. Koray Bey'in teknolojileri daha yüksek bizden. Mini DV nasıl bir kamera? Oo. Ciddi mi diyorsun? Evet.
Abi sahibinden.com'a giriyorsun. 700 ile 1000 TL arası satılıyor hala. Ve bizde var bu arada. Var mı? Hı. Bizde de. R'de. Herkeste var. Ya bizim bütün çocuklarda var. Bir de Bartu Kaykaycığım, onlarda da Panasonic, şu an modelini hatırlamıyorum ama bütün Kaykay videolarının çekildiği geniş açı lens adaptörü var onunla beraber. Onlar bayağı film çekiyorlar onu. Ne oluyor oğlum, yine aynı video çıktı. Bizi mi dolandırıyorsunuz? Hayır hayır. Şeye girersen daha kolay çıkar. Direkt kanala gir. Son geçmiş aramaları. Bravo Atan. Videos. Bu arada Norveç'ten Burak Yıldırmaz geri geldi. Ona da selam yolluyoruz. Sesi selamlar de o yapıyor. Burak Bey. Fujifilm X-T5 fotoğraf nasıl çekilir? Reklam almış olmayalım ama. Aa. Rezilli. Video var ya. TV'nin Prime'ı mı yok? Abi aldıramadım ya. Ekmek bu yediğim. Bu arada bu Blue TV'nin hesabından benim var. Değil. Onların yok. Aa, ay bir yanlış dakika. Bir şeye girdik. Porno mu girdi? Ha pardon, ona Mustafa Seven bakıyor değil mi o konulara? O işlere Mustafa Seven bakıyor. Kadın çorabı yazılmıyor. Mert Bey kusura bakmayın, Adobe reklamı girdi ama. Mert bir ara Blackmagic'te çalışıyordu çünkü. Çok çok güzel bir soru var Koray Bey. Buyurun. 3 adımda dünyanın en kötü fotoğrafını nasıl çekersiniz? Bayılıyorlar böyle soruları. Siz daha iyi biliyorsunuz. Çok iyi aşağıladım. Hayır hayır. Geçen geldiğim yayına bir tane parodi hazırlamıştınız. Onda ben yoktum ama evet. Ya orada zaten uygulamalı hep beraber görmüş olduk. 3 adımda nasıl beni taklit ederek kötü fotoğraf çekilir parodisini. Ben yapmadım, siz yaptınız. Arkadaşlar bakın, öbür canlı yayını izleyin. Canlı bakın Koray Bey'in canlı yayında kenarda chat var. Hiç okunamıyor ama olsun, yine de var. Ama o Twitch. Bu ha, Twitch yayını. Olsun. O koyabiliyoruz. Olsun. Ha ama bu Twitch'te rajon ya. Evet. Ya o Twitch'in rajonu. Niye koyuyorsun ki, zaten kenarda akıyor işte. Tam ekran yapıyorlar. Sonra yayının tekrarını mesela insanlar televizyondan izliyor. Oraya chat'i açmak istiyor. Okuyabiliyorlar mı yani onu? Tabii yani 42 ekran, 55 ekran. Evet. Koray Bey, Alaska videonuz çok soruluyor. Ne zaman gelecek? Ha, İzlanda. Ha, İzlanda. Evet, herkes Alaska yazmış ama. Ha, İzlanda. Yalnız... ama çok oldu sen oraya gittin. Evet. Aslında ben orada video çekmedim. Yani çekmeyecektim çünkü ben tatile gittiğim zaman video çekmeyi sevmiyorum. Hatta yani hiç o tür aletler, edevat falan da kullanmak istemiyorum. Fakat Aslı ya dedi, şey yap dedi, mutlaka çek. Bu ne oğlum, başka bir adam çıktı ya. Bu ne rezalet ya. Hayır hayır, benim videonun içinde vardı galiba. Aslı dedi ki ya hani muazzam yerlerdeyiz. İnsanlara en azından bir şeyler çek. Üzerine bir hani belgesel gibi şey yaparım, üst ses yaparım diye. Fakat çok zor bir şey var. Yani bir hikayem yok ya. Biz elimde böyle 700 tane falan footage var. Onun üzerine bir hikaye yazmak falan. Gerek yok hikaye. Müzik. Sen onu müziğe göre kes. Şimdi hazır sırası gelmişken. Sana geçeyim, sen kurgula. Tabii. Ben çok sıkıldım kurgu yapmaktan. Bununla, ya. Mert'i aldım ama. Hayır, Mert'i. Bununla yaparsın işte. Evet, iPad'le kurgu yapılabiliyor artık sayın seyirciler. Çok yakında Davinci'ye almış. Resolve artık iPad'e geldi. Çok sevinçliyiz. Bununla ilgili Mert'le bir program yapacağız yakında. Fragman verdim yani, şey değil. Dur ya, bir şey soracağım. Tabii. Davinci hala dongle'la mı çalışıyor? Yok. Lisans koduyla çalışıyor. İki bilgisayarda aynı anda çalışabiliyor. Ha. Benimki dongle. Peki gidip normal online satın aldığında sana geliyor mu, yoksa onu postayla mı yolluyorlar? Amerika üzerinden alındığı zaman maile düşüyor diye biliyorum. Ama Türkiye'de çünkü online satış yok. Ben zamanında DaVinci 10 iken falan almışım. 3 tane dongle'ım var. İşte bak. Yalnız dongle'lar tek oluyor, o kötü. Tek bilgisayar. Ben evet, tek bilgisayar. Öbürleri 2. Ben de o yüzden 3 tane almıştım. Evde, ofiste bir tane de mobil çantamda olsun. O zaman dolar tabii 1.8 falan. 300 dolar. Ver 3 tane oradan onu. O zaman para değil, 500 TL verip bir tane dongle almıştım. Daha doğrusu aynı anda almadım. Sonra dur ya, evde de olsun dediğin sebepten dolayı. Fakat sonra işte Mesut almak istedi, başkaları almak istedi. Alamadılar. Yani Türkiye'de Octostore arıyorsunuz. Octostore, evet, Serkan. Hayır, ben de Octostore'a Serkan'a yönlendirdim zaten ama ne yaptılar bilmiyorum. Ama orada hala bir şey var galiba. Bir manuel, bir ya böyle girdim. Hop, mail geldi, şifreyi
bayiden alınca evet fiziksel kart veriyorlar. Ama Amerika üzerinden online alındığında maile düşüyor. Ha. Ülkemiz bir şey satma konusunda çok isteksizdir. Niye böyledir? Farkında mısın sen bunun? Yani bir şey alamazsın kolay Türkiye'de. Alamazsın evet. Doğru. Yani öyle bir hemen yok. Bir uğraşacaksın abi. Evet. Şeyden alıyorsun işte bu hepsi burada falan filan gibi. Bizi büyütebiliriz. Yerlerden. 4 günde geliyor. Amerika'dan sipariş veriyorum. 2 günde geliyor. Evet çok ilginç. Maraş dondurması. Bir de artık bu dolar şeyinden dolayı stok tutma da bitti. Ha, yani tabii. Bir şey alacaksan o artık. Şey ekran kartı falan bulamıyorsun hala. Hala öyle mi? Hala öyle. Bir soru var hemen sormak istiyorum. Dijital ekranlar çoğalırken pano reklamları videoya dönecek gibi gözüküyor. Yakın gelecekte reklam sektöründe fotoğrafın sonu gelir mi? Yani şöyle bence de zaten şeye dönmesi lazım. Yani niye yani o panoda neden bir tane tek fotoğraf görüyoruz ki? Bana bir telefon tutucu verir misin? Ya markalar için de saçma. Çünkü sen bir tane fotoğraf seçiyorsun. Onu bastırıyorsun. Gereksiz maliyet, gereksiz israf. Sonra onu gidiyor biri oraya yapıştırıyor, döşüyor. Ondan sonra ne oluyor? Sonra geliyor biri söküyor onu falan. Lüzumsuz işler. Öbür tarafta tek merkezden kontrol ediliyor. Fotoğraf da koyabilirsin o dijital panoya ama niye bir dakika boyunca bir görüntü dizesi arka arkaya gelmesin ve daha iyi anlatamasın ki marka kendini? Evet ya şey Times Meydanı sanırım. Ha. Orada mesela bir fotoğraf yok sürekli binaların üstünde dijital görseller ve 3D görseller falan da çok sualdı. Ya fotoğrafa arkadaşın sorusunu sinyalden. Biraz Mert. Yani telefona bakıyor. Abi yayındasın zaten. Yayındayım hocam yorumlara. Yani fotoğrafa ilgi azalır mı? Yani bu panolar bunu tehdit etmez. Yani onu tehdit edecek bence çok daha başka unsurlar var. Hocam her zamanki saçma yorumlardan biri geldi. Yes. Sakal hoş değil diyorlar. Ya evet ben Flutie'yi de sakallı adam çalıştırmazdım. Ben nasıl yapacağız senin bu işi? Hocam ben sakalım. Ben de benim sakallarım alakalı. Artık kime diyor bilmiyoruz. Ha. Sana da diyor olabilir. Benim sakalım alakalı. Sen bana diyor. Bana laf etti. Bilmiyoruz. Mert'e de demiş olabilir. Çünkü gözükmüyor ki Mert'in sakalı. Orada boynu, orada bir boynu siyah gibi gözüküyor. Exposure yetmiyor. Boynu siyah boyamış. Işığa geleyim biraz da. Boğazlı kazak giymiş. Peki. Sen, aynı. Mesela Dilşah sen Koray Bey'i tanıyor muydun? İzliyordum kendisini çokça. Doğru hatta, söylüyor mu acaba bir test evet, yapalım mı? Evet dedi ya zaten. Evet hatta ha. Bir sorum da var. Zor. Bir reklam kampanyası çekmiştiniz. Arkada Red Eşit var. Unreal kullanarak çektiğiniz evet. Bir çalışmaydı. Biz ona böyle hayranlıkla izledik. Benim sorum şu. Markalar bu videonuzu, paylaşımını gördükten sonra bu tarz bir çekime yöneldi mi? Hani artış oldu mu bu tip bir teknoloji yani gördükten sonra? Oldu. Hatta yani şimdi markayı söyleyemeyeceğim şu an bütçe aşamasında. Başka bir markaya tamamen böyle bir anime 3D bir şey yapıyorum. Yine bir moda markası. Animeyi nasıl yapıyorsun? Yani, 3D. Sen yine şeyle o aldığın elbiseyle yapıyorsun. Aldığım elbiseyle yapıyorum. Yani artık Koray Bey bütün bu özelliklerine bir de animasyonu eklediyse Allah kahretsin. Ya bir şey söyleyeyim şu an çok daha fazla zevk alıyorum. O zaman modele ihtiyaç kalmıyor mu? Ya neredeyse. Modele ihtiyaç kalmıyor ama çok daha başka şeylere ihtiyacın oluyor. Tabii. Bu sefer motion capture performans artistine ihtiyacın oluyor. Onu sen yapmıyor musun işte? Abi her şeyi yani onu giy, dans et, onu yap, seslen, mimikleri kaydet falan. Ya bir noktada ben de kafayı yiyeceğim. Ama bunlar oturmaya başladı. Ben de ustalık dönemine geçtim. Eskiden bir işi yaparken bir ay vakit harcıyorken şimdi 2-3 günde halledebilir kıvama geldiğim için diğer alanları delege edebilmeyi öğrendim. Yani bu Unreal konusunda. Unreal konusunda. Bir de o zaman sadece mesela Unreal'dan çıkmış iş kullanıyorduk. Şimdi onun üzerine motion yapabilirsin. Hı-hı. Hani ona enerjim kalmıyordu. Şimdi o işi biraz delege ettikten sonra işe başka... Sen onun için ekip kurdun yani. Nereye? Unreal için bir ekip kurmuştum kurdun. Yine tekim. Yurt dışına kaybetti. Ha, öyle en, mi? En gitti. Kıymetli adamı yurt dışına kaybetti. İyi yani kendileri gitti. Evet evet. Dolara boyun eğdim. Allah ama tabii o alanlar çok... Tabii o alanlar hem
pahalı. Neyse şey oldu. Şimdi başka yani moda haricinde markalar da gelmeye başladı. Deepfake ile ilgili gelenler var, AI ile ilgili gelenler var. Çok daha enteresan bir müşteri portfolyosu oluşturmaya başladım. Oraya mı geçmek istiyorsun yavaş yavaş? Yani oraya geçmek gibi bir şeyim yok ama ben moda, yani dijital moda ile ilgili devam etmek istiyorum. Çünkü daha çok yapılabilecek, çok daha böyle ilham verici işler yapılabileceğine inanıyorum. Bu Demet Hanım'ı çektiğin şeyde yine iPhone'la bir şeyler çekmişsin. O ne? İki o tane. Dilan'da yaptım onu. Dilan mıydı? Evet, yine InStyle'a çektiğimde. Orada da lidarla tarayıp hep dijital kapak yapıyorlar. Dijital kapak da şey oluyor. Hani dijital kapak dedikleri şey tepeye işte Vogue InStyle yazıyor. Kamera hafif bir öne doğru hareket ediyor. Hareketli kapak oluyor ama dijital kapak hadi tamamen dijital yapalım dedim. Lidarla tarayıp 3D'de kamerayı hareket ettirip o işte Point Cloud'un içinde falan gezdim. Ya yani öyle biraz çok daha heyecan verici geliyor. Deneysel takılıyorum. Yani okul projesi yapar gibi aslında iş yapıyorum. Ve yani bunu sizin gibi kullanan başka birisi Türkiye'de var mı? Ben yani benim alanımda yok. Soru yani. Çok soru çok yavaş geldi yani farkında. Hayır. Evet. Yani bunu söylememiş. Türkiye'de kullanan sizin gibi hani o arada bekliyoruz bir itiraz gelirse hemen onu değerlendireceğiz. Koray Bey, biz de kendi aramızda. Hadi bakalım. Son zamanlarda parodi gibi benim düşünmeyelim. Benim bir şeyim yok, benim alakam hayır, yok. Hayır, parodi gibi düşünmeyelim. Son yani zamanlardaki... Şey diyeceğim. İlham. Umarım kendinize gol atmıyorsunuzdur. Çünkü bunlar size gol olarak geliyor. Evet. Mesela demin sorduğun soruya kendi parodinle cevap, sizin parodinle cevap verdim. Evet. Yani benim için sıkıntı ama yok. Ama bu sizden bağımsız. Sizden bağımsız olarak ilk önce bunu söylemek istiyorum. Son zamanlardaki moda sektörü ve moda fotoğrafçılığında modellerin poz verme stilleri değişik ya artık hani. Görüyoruz bazı markaların işte neyi tanıttığı belli olmuyor genelde modellerin. Biz onun üzerine durduk. Hadi yani, bakalım. Evet. Tamamen onun üzerine durduğumuz bir video hazırladık. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah güzeldir. 3, 2, 1 ver. Ver. Ver çocuğum. Çocuğum ver videoyu. Birazcık feminenlik istiyorum. Çok pahalı marka. Çok pahalı marka. Göster dişiliğini. Çok pahalı marka. Geri döndük. Bence harcanıyorsunuz Flu TV'de. Yani yeni bir kariyer planı düşünebilirsiniz. Yani bunu kime söylüyorsun yani? Ya ben ortaya söylerim artık düşünün. Arkadaki iki beyefendi de düşünebilir. Ya Mert yeni geldi bari onu şey yapma Mert ya. Mert çok iyi bir model oldu ortaya çıktı. Atahan vardı. Atahan şu an rejinin başında. Evet. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim arada? Şu canlı yayın işini öğrenen insan varsa Flu TV'den emekli olana kadar kalabilir abi. Yani ben ne zaman bırakırsam o zaman bırakacak o canlı yayını öğrenen bir insan bu kadar söyleyeyim. Abi sıkıntıyı söylüyorum ben size. OBS. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben daha çok şurada görüyorum sıkıntıyı. Acaba ondan olabilir mi? Yok yani
orada teknik bir sıkıntı yaşadılar yani. Peki Kızılırım videosuna ne diyorsun? Ben harika, inanılmaz. Bulamadım. Harika yani, çok inspirational ve aspirational buldum. Ama Koray Bey, şimdi şöyle bir açıklama yapmama izin verin lütfen. Modelleri aslında son zamanlardaki çok pahalı markaların... Pahalı marka. Örnek ver, örnek. Şey söylemeyeyim marka ha. diye. Ne fark eder? Zaten bizim seyircilerimiz. TRT'deyiz ya. Marka mesela Dior'un, Mimi'nin son işlerini izledim. Genelde hani çok havalı, çok güzel. Havalı. Biz onun parodisini yapmak istemedik de. Hani bir Türk aptal herifler adı altında bir marka olsaydı, aptal herifler olduğu için bu şekilde bir şey çekerdik biz. Aslında ana fikrimiz bu. Ya adam bir şey bu. Demedi zaten. Niye sen soracaksın? Ama ben çok korktum birden. Yok ya, ne olacak canım? Şeydi. Öyle sizin de yani öyle aptal herifler kırık. Ama ben böyle pozlar verdirmiyorum. Evet, verdirmez. Zaten ha. Sizinle evet. Asla alakası ya, olan bir şey. Yalnız videoda duydum. Seksi bak dediğini duydum bir kere. Sonra hayır, dişiliğini gösterdi. O da sen de Demet'in videosunda bir yerde dedim. Ha ya, aslında o ne biliyor musun? Şaka mı? Hayır, ciddi. Yani o mesela gülerken hani bir tık hani... Gözü kız puslu bak falan. Ama onu lan puslu bak, kısık bak falan diyemeyeceğin için o şeyin jargonu seksi bak deyince ne oluyor? Hemen. Bu arada o aslında model değil, değil mi o? Değil, oyuncu ama sonuçta. Tamam, yani modellerle mi daha rahat mesela? Hemen buradan bir soru üretin. Ha, dünyanın en sıkıcı sorusu. Yok, doğru soru aslında. Evet. Hangisiyle rahat ediyorsun? Model tabii ki. Modeller çok. Modeller. Evet. Yani şimdi şimdi adı üstünde model Demet, çünkü. Demet videosu üzerine konuşmayalım çünkü haksızlık olur. Çünkü gerçekten birçok modele göre de performans çok yüksekti. Ama yine de tabii model şunu biliyor. Bir kıyafeti nasıl taşıyacağını biliyor. Ve sürekli başka diğer işlere de dünyadaki genel trendi de takip ettiği için o hani size saçma gelen pozlar aslında bir stil, bir trend olmuş oluyor. Ve ya saçma değil. Saçma. Ya öyle bir şey yok. Tamam, bir şey demedi adam ya. Hay Allah'ım yarabbim. Oğlum korkutma. Ama chatte de yazmışlar da o yüzden açıklamak istiyorum. Sadece... Koray Hoca Balenciaga şeyin... hakkında ne düşünüyor? O soru şeyle alakalı mı? Bu çocuk şey. Kampanyasıyla ilgili. Ya biz onu kendi aramızda çok tartıştık. Ya yani öyle bir şey bilinçli yapmamışlardır. Yani niye yapmak istesinler? Oradaki birinin iş güzelliği. Bir de bu çekimlerde çok insan çalışıyor. Ve orada hep işte işte bir tane kreatif direktör oluyor. Onun altında biri oluyor. Stylist oluyor. Prop artist prop stylist oluyor. Onun asistanı oluyor. Yani orada birileri bir yerden bir şey toplamış ve bence çok talihsiz, salak bir durum olmuş. Ama ne o sözü geçen ben bilmiyorum. Yazar mısın Balenciaga? Rejiyi zora sokalım. Hemen gösterin bize. Ama fotoğrafa bakın. Olay ne orada? Göstermeyin. Yok bir şey yok. Ben göreyim. Anlatabiliriz. Yani ben göreyim, onu anlatayım. Yani çocuklara biraz sadomazo. Ha öyle bir şey, anladım. Bir şey. Ya evet, çocukların oyuncakları var evet. Mesela ama oyuncaklar birazcık daha sadist gözüken. Yani, oradaki yani, kitaplara falan için. Da kitaplarda da bir takım manalar var. Mert Bey. Koray Bey, ben şeyi çok merak ediyorum. Haptal modeli... Herifler programına katılımınızdan dolayı. Ya, rica ederim hocam. Bir şilt hazırlayabilir miyiz? Şilt. Şilt, tamam. Yani, biliyorlar mı şilt nedir? Şilt nedir? Bilmiyorlardır, evet. Biliyor musun yani... şilt nedir? Ne diyeyim o zaman, ne bilirler? Nerede yaptırılır? Ya, olabilir. Şilt nerede yaptırılır? Flu TV'de. Şilt değildim. Evet sayın seyirciler, haftanın sorusu çıkıyor. Şilt nedir? Bunu bilene ne verelim? Şilt. Harika fikir. Bunu bilene Flu TV'den şilt. Tabela mı? Oh, şilt demiş birisi. Şilt o değil ya. Ya böyle verilen plaket. Plaket aslında. Ha, ama neyce söylediniz bunu? Başka bir dil. İspanyolca konuşuyor. Türkçe'de kullanılıyor şilt diye. Türkçedir ya. Şilt. Mesela Mert'e verelim işte, ne bileyim. Vardı aslında, bizim bir şiltimiz var. Ya bana niye ver mesela 3 katılımcıya bir şilt. Evet, 3 kere katılın. Ve hatta evine götürebilirsin onu. Evet. 3 kere katıldığın için. YouTube'un verdiği 500 abone ben onları şilt. Şilt değil ama. Kendi yayınlarımda arkaya koyarım. Plaket. Çok güzel. Bunu tamam hocam, hazırlayacağım, söz veriyorum. Metal levha.
Aynen. Metal levha. Bravo. Nount. Eskiden Galata'da onlar vardı. Şiltçiler. Yok bu değil ya. Bu gerçek plaket. Bu ta 100 binken bu geldiğinde ne sevinmiştik biliyor musun? Mücevher kutusu gibi açılan. Onlar mı? Mücevher kutusu gibi açılan. Hayır. O da plaket. Aynen. O da plaket. Evet. Şilt biraz daha soft oluyor. Şey var ya aptal herifler var bir tane. Oluyor. Yani biraz bez gibi değil mi? Yanlış mı biliyorum? Yok ya şilt. Plaket mi o? Aynı şey değil mi? Şilt ben çok merak ettim. Bir Google'dan şilt arayabilir miyiz? Çok metal mi? Metal. Bir türlü bunun 1 milyonuna kaldı? Ulaşamıyoruz. Ha. Çok az kaldı. Bunun 1 milyonuna ulaşamıyoruz arkadaşlar. Gerçi ulaşınca ne olacak bilmiyorum ama. Sarısı gelecek hocam. Kadar. Öyle mi? Bu var. Tabii bu bir şilt olabilir. Bunu, hocam bu... Bunu Aptal Herifler programına ilk başlarken ben Gülse'ye dedim ya böyle bir şey yaptırsana dedim. Gerçekten aptal bir adam bulmuş. Gülse mi? Gülse mi dokudu bunu? Hayır hayır bir adam bulmuş abi. Adam anladığım kadarıyla Aptal Herifler'in fikir babası gibi birisiymiş. Ha. Ve bunu yapmış herif. Şey diyeceğim yani. Oradan dava yeme. Yok evet. Abi herif bence yani arkasına da bakarsanız arkası da çok... Gülse bunu getirdi. Hocam arkası... Bayıldım yani abi tam bir Aptal Herifler. Tam sen. Yani. Hocam arkası şit önü şit. Yani şu çok özel bir işçiliği ayrıca zımba. Göstermek istiyor. Zımba da değil. Abi kimseye arkasına bakmıyor ki boş ver. Evet. Ama önü de yani tutmamış abi. Yani metrik yamuk yani. Duruyor altı şey falan. Bence bak eser budur işte. Sanda olur ya. Değil mi? Tabii. Yani kontekstüel olarak da adam çalışmış şey değil. Şimdi dümdüz çok düzgün bir Aptal Herifler yapsa aynı fikri veremezdi. Dolayısıyla belki ne oluyor burada? Yaptı. Tabii. Yani stille içerik buluşuyor ve muazzam bir sanat eseri olarak karşımıza çıkıyor. Sen şu şeyi yapmayacak mısın ya? Eskiden stajyerler yapıyordun. Neyi? Ödev veriyordun. Çırak. Ha çırak. Abi biz gördüğün gibi yoğun bir ekip değişikliği içindeyiz. Dolayısıyla kim... Ama yeni kurbanlar var. Yeni kurbanlar var. Kim stajyer, kim patron henüz onu çözemediğimiz için onu çözdüğümüz siz zaman... Siz stajyersiniz anladığım kadarıyla. Aslında bak böyle bir program istiyorum. Ben bir hafta burada stajyerlik yapayım. Nasıl olur? Çok güzel. Hemen çekelim. Yarına veririm Flu TV. Batar mı bir haftada? Batıramaz. Bir haftada batabilirsin. Hocam bir haftada... 550 metre kablo alabilirsin. 1 milyon plaketi geliyormuş bu içerikten sonra. Yok yapalım mı bu içeriği hakikaten? Hakikaten güzel olabilir. Hatta bir hafta Kore'ye verelim. Ben Kore'yi... Aa ben sana geleyim stajyerin olayım. Yalnız iyi yönetirsen bu sefer moralim bozulmasın. Allah kahretsin geçti beni. Koray Bey size bir şey sorayım. Bir çekimde sana asistanlık yapabilirim. Olur. Yalnız soğuk olmasın abi. Şey çok... Tamam seni stüdyoya çağırırım. Modayla da yakından ilgileniyor musunuz? Yani çok paralel olmak zorunda mı? Görmüyor musun her geldiğinde? Aslında hani fashion week'ler var falan ya şu sıralar böyle çok fazla. Ya şimdi o moda haftaları ya normalde gidip de moda haftasına defile izlemez. Evet, Ya tabii ki de böyle A-list fotoğrafçılar davet ediliyor falan ama o moda haftaları bizim için mesela yurt dışında beni temsil eden ajans varsa mesela bizim o ajanslarla görüşme haftamız olur. Çünkü işte mesela daha önce beni temsil eden ajansın New York, Milan, Paris ve Londra ofisleri var. O moda haftalarında o ofislerdeki booker ne deniyor? Booker. Agent, ajan. Ajanlar. Bir araya geliyor. İşte biz fotoğrafçılar gidiyoruz. İşte yeni sezonla ilgili neler yapacağız? Nelere ağırlık vermeliyiz falan gibi. O moda haftaları aslında endüstrinin bir araya geldiği. Sadece fotoğrafçı değil. Orada yani bir sürü insan, bir sürü dergiler geliyor falan. Dergilerin farklı edisyonları geliyor. Mesela Marie Claire'in işte Rusya edisyonu, Amerika edisyonu hepsi oraya geliyor. Genel bir şey oluyor. Ne deniyor? İşte pazar. Herkesin pazar bir araya gelip. Beni çok heyecanlandırıyordu moda haftaları. Yani hepsine bakarım, takip ederim, izlerim. Neler çıkmış ya, tabii ben takip ederim. Ben de takip ediyorum ama gidip de defile izlememe gerek kalmıyor. sonuçta ben hani markalar ne yapmış, trendler nereye gidiyor, dil nereye gidiyor, bizi neler bekliyor. Çünkü bizim özellikle fotoğraf alanı o trendlere göre de fotoğrafın da dili ve söylemi değişiyor. Ya yani bizde benim stilim budur deyip
20 senedir var aynı fotoğrafı çekenler ama genel anlamda baktığında daha büyük bir kesim fotoğrafçı da stillerini değiştiriyor. Hı hı. Değiştirmek durumu. Ya korkunç bir şey aslında sizin iş. Korkmuyor musun hiç geri kalmak mı? Bence daha iyi. Yani. Çünkü daha heyecanlı öbür türlü. Hayır, ama hani geri kaldığını nerede yani anlayamazsın ya. Yani o da doğal seleksiyon. Seleksiyon. Hiç hissettin mi öyle bir şey? Ulan acaba ben geri kaldım mı diye. Ya. Hep edge'deyim diyorsun. Hep ucundayım diyorsun. Ya ben zaten hep abidik gubidik işlerle uğraştığım için o yüzden de öğrenme bitmiyor. Moda fotoğrafçılığı da benim yani takip ettiğim kadarıyla tekerrür ediyor. Yani böyle Vogue'un böyle 60'lar kapakları şimdi mesela tekrardan popülerleşmiş. Onun restore halini çekiyorlar. Başka işte o zamanın popüler modelinin şimdiki popüler model canlandırıyor ama aynı fotoğraf oluyor falan. Hmm, öyle şeyler çok... Yani o hep vardı. Yani zaten modada bazen de genel işte 60'lar geri geliyor, 70'ler geri geliyor. 70'ler geri gelince fotoğraf dili biraz o tarafa gidiyor. Hı-hı. Bazen onun yorumu oluyor. Bazı markalar onu daha 70 daha postmodern bir şekilde Hı-hı. yorumluyor. 70'ler artı işte modern hale getiriyor. Bazısı tamamen 70'leri sahipleniyor. Bir sürü. Arkadakiler konuşuyor ama mikrofonları yok diye yorumluyor. Hayır arkadaşlar mikrofonları var ama. Arkadaşlar videoya bakıyorlar orada böyle. Özellikle Berke. Oray Bey'in benim bir sorum var. Berke böyle. Donda markası hakkında ne düşünüyorsunuz? Donda? Donda. Kanye West'in Fashion Line'ı. Evet. Kişisel. Ya sizce cahil. Bullshit mi yoksa? Şimdi böyle Kanye'den nefret eden çok büyük bir kitle de var. Şu şey, ama ben politically incorrectness meselesinden bir şey. Evet, evet. En son ama, Nazim dedi ya. Nazim demedi. Yani demedi de. Aa, demez öyle şey. Ya benim aslan oğlum. Ya bence bu Genius belgeselini herkese tavsiye ediyorum izlemesi konusunda. Ha, izlemedim. Adam dahi bence. Ya Lars von Trier'e de dediler hatırlamıyor musun? Evet. Yani Nazim falan dememiştim. Herkesin bir defosu oluyor. Zaten baktığın zaman işte teknolojiden tut sanata kadar herkes ya böyle özel tiplerin özel defoları oluyor. Ben aşırı yaratıcı buluyorum herifi ve özel bir adam yani. Bir de provokasyon konusuna ne düşünüyorsun? Abi? Provokasyon bence, çok önemli bir şey ya. O mu provoke ediyor diyorsun? Her tür provokasyonun yanındayım. Onu biliyoruz. Senin onu sevdiğini biliyoruz. Hayır ama abi bence bu devirde o, yani laf anlatamazsın öbür türlü. O bence bilerek provoke etmiyor çünkü o bipolar olduğu için onun başka bir takım sıkıntıları var. Yani o belki isteyerek ve bilerek yapmıyor. Evet olabilir. Evet ama işte şeyi diyorum o yanında geliyor. Yani o provokasyon mecburi artık. Yani provoke etmeden yapamazsın bir şeyi. Dinletemezsin, dilleten bir şey yapamazsın. Yani Taylor Swift'te yaptı o Beyoncé ile ilgili MTV ödüllerinde belki bir onu bilerek da yaptı. Ama şu an söylediği çok şeyde ben rahatsızlığına bağlıyorum aslında. Yok olabilir ama hani ben genel bir fikir olarak şeyi söylüyorum yani. Provoke etme, yani sanat provokasyondur abi. Yani, tabii. Yani sanatın tabii. Kendisi odur zaten. Moda fotoğrafçılığı da provokasyondur. Yani provoke edeceksin ki millet gidip alacak o elbiseyi. Olay bu yani. Evet. Şarkıları da öyle zaten ki. Yani zaten şarkıcı da ünlenmiş biri. Bütün... Bak soru geliyor. Duygu nerede? Duygu nerede? Duygu babalada şu anda herhalde. bu soru böyle... 5 sene sonra falan hala geliyor olacak. Bana hala nerede diye soruyorlar mesela. Bir de şeyi anlamıyorum. Kız buradayken duygu için. Duygu gidiyor, duygu nerede diyorlar ya. Siz ne problemli insanlarsınız ya. Koray Bey'in saati 35K var mıdır? Bilmiyorum. İlker Bey'e sorun. Aynı mı? Sen ne pis adamsın. Hani yalnız, takmam diyordun ne oldu hiç kolundan çıkarmıyorsun. Ne yapayım abi saat işte. Ha. Eskisi ne oldu? Eskisini ben ne yaptım ya? Birisine verdim hediye ettim. Demek ki böyle de yüce gönüllü bir insanım gördüğüm. daha iyi ama pili iyi dayanıyor. Evet pili iyi dayanıyor. Öbürünün pili biraz sıkıntılıydı. Evet Apple'dan para almadık sayın seyirciler yanlış anlaşılmasın. Dövmeleriniz yeni dikkatimi çekti. Yeni değil onlar abi değil mi? Evet. Çok şimdi bayağıdır var. Şimdi kameraya bakınca.
Evet, arka sıra bir konuşma çabasına evet, girdi. Yani... Berke kardeşimiz. Hocam EYT'de videosunda 29K mı yazmışlardı da ben görmüştüm bunu. Şu an 35'e mi çıktı acaba dolar kuruyla? Şey saat. Saat mi? Evet. Bilemiyorum abi. Kervey. Ben aldığımda çok ucuzdu diyebilirim bence. 25. Beni soruyorlar nerede diye. Koray Bey bir de müziğinizi çok merak ediyorlar. Neye? Müzik zevkinizi. Aa evet, sen de müzik dinliyorsun. Ya şimdi aslında yani dönem dönem işte asitten tut teknoya, rave'e kadar bir dönem geçirdim. Sonra metal dönemim hiç olmadı. Ama bayağı bir dönem indie rock dinledim. Hatta Editors konseri Pearl Jam varmış. Falan mı? Pearl Jam falan çok dinledim. O Seattle dönemi falan. Sonra tabii şimdi hip hop dinliyorum. Ama yine dönüp böyle bir Depeche Mode, Cure işte dinlediğimde de ah be diyorum, armonik müziğin de keyfi başka Peter diyorum. Peter Gabriel. Evet. Peter Gabriel. Türkçe rap dinliyor musunuz? Yok. Duygusal mı mesela? Ama bak, Coşkun Sabah dinlemişliğim var. Ondan sonra İbrahim Tatlıses dinlemişliğim var. Lisede öyle bir döneminiz sizin var. Sizin Tarkan'la bir olayınız mı var hocam? Tarkan'la? Tarkan'ı pek şey yapmıyorsunuz galiba. Öyle bir videonuzu gördüm sizin. Yok. Bir videonda Tarkan'dan bahsediyordun sanki. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Tarkan'dan mı bahsediyordun? Tarkan'ı seviyor musun müziğini? Yok, dinlemem. Tamam, ama ondan bahsediyorum. Ben de bir... Yok, şahsi bir olay değil canım. Yok, genel olarak... işte böyle provokasyona geldik. Tarkan Bey hattımızda. Merhaba Tarkan Bey. Ya zevkler ve renkler meselesi. Evet. Niye kırmızı giymiyorsun? Bugün öyle denk geldi abi. Şey çok hep sarı giyiyorsun. Öyle mi bilmiyorum. Blue TV. En sevdiği renk sarı. Yok hayır, bir duymak isterim. Eleştirim varsa ben merak ediyorum. Tarkan'la ilgili mi? Ya manyak mısın? Niye? Oğlum. İlla buradan. Tarlatan. Yemezler İlker. Ya kendi kanalında yapmışsın. Burada da yapıverdin. Hayır ya. Yani müzik olarak, genel olarak dinlediğim bir Türkçe pop şeyim yok ya. Öyle bir şeyim yok. Kenan Doğulu? Yok. Ama Kenan Doğulu ile ilgili şöyle bir anım var. Sene 95 falan. Rahmetli dayım. O zaman Coral Draw. Coral Draw 3 falan evet, var. Evet, hatırlıyorum. Amerika'dan bir tane clip art şeyi getirdi. Yani şimdiki arkadaşlar bilmezler. O zaman böyle CD'lerle şu an işte iStock'tan falan aldığın o vektör çizimleri. CD'lerde böyle satılıyor. CD paketleri geliyor. Ne kadar yaşlandığımız da belli evet, oldu. Ve o CD paketlerinden bir şey bulamıyorsun. O yüzden onun bir kataloğu var. Kataloğu çeviriyorsun. Oradan diyorsun bu clip art. Onu işte ne yapıyorsun? 22. CD'yi tak, oradan çok kod numarası. Bu bahsetti 1876 civarı. Evet. 1876'da CD'de böyle. Neyse. Biz Bodrum'da 3 kafadar böyle gece partilemişiz falan filan, eğlenmişiz. Orada bir tane sokak dövmecisine bir dövme yaptırdık. Üçümüzde de aynı dövmeden var. Yani bu klip artlardan mı yaptırdın? Hayır. Ha. Sonra oraya geleceğim. Bir baktım herif böyle tıraş makinesinden bozma. Bu şey şöyle kafası şöyle hareket eden tıraş makineleri var. Ona böyle 5 milime 5 milimlik bir maket çıtası monte etmiş. Ucuna iğne, ipi de döndürmüş. Çini mürekkep, rotring çini mürekkebine bandırıp dedim ben bu aleti yaparım dedim. Hakikaten çünkü o zaman şimdi fark... normal bir insan ve Koray Bülent arasındaki farkı görüyoruz. Ve yaptım. Ondan sonra önce arkadaşlarım üzerinde test ettim. Bayılanlar oldu falan filan. Acıdan. Bayılan bazı yani. Dövmeyi yaparken bir arkadaşım hatta ahtapot dövmesi yapıyorum 8 ayaklı. Sadece kafasını yaptım. Bacaklarını yaparken bayıldı. Ve hatta bundan 2 ay önce mesaj attık. Ya Koray Brand çok özledim seni. Sana komik bir şey söyleyeyim mi? Hala bacaksız ahtapot kolumda duruyor dedi. Neyse ben öyle bir sürü arkadaşıma dövme yaparak dövme yapmayı öğrendim. Sonra kendime bir dövme yapacağım. Güzel artık. Bilmiyordum bu özelliğini. Dönemine geldim. Oradan bir tane clip art'tan bir şey seçtim. Bir tane dövme yaptırdım. 2 ay sonra Kenan Doğulu diye bir adam. İnka güneşi dövmesi yaptırdım. Yaptım tamam mı? Sonra böyle... geliyorlar işte o zaman Bilkent'te okuyor.
aa sen Kenan Doğulu hayranı mısın falan diyorlar. Ne alaka falan diyorum. Kenan Doğulu ilk çıktığında boynunda güneş. Aa güneş evet. Ben de aynı dövme var. Fan. Tanıyım. Evet. Sonra üzerine ejderha yaptım falan. Sonra onu kapattım. Aa bu dövmelerinizi kendiniz mi yaptınız? Bu değil artık. Bunu kendim yapmadım ama vücudum... Koray Bey ya yapamadığınız bir şey var mı? Onu ya onu konuşalım. Yapamadınız. Meraklı çocuğum. Hakikaten şunu yapamıyorum dediğim şey varsa onu konuşalım. Moralimiz bozuluyor çünkü bu artık ne desek. Ne bileyim abi şimdi nasıl bir... Sen sor ben yapamıyorum. Dur bakayım. Scuba diving dur. Scuba diving. Scuba diving yapamıyorum. Yapamıyor musun? Neden biliyorum? Ya denedim. Kulak zarım patlıyor. İyi kulak çok şükür patlıyor. Allah'ıma bir şey bulduk. Yemek yapabiliyor musunuz? Yemek yaparım. Yani hayır ama. Ya az. Hayır merak. Sarma sence sarar benim yemekle... mısınız mesela? Sarma hatta en sevdiğim yemektir. Gerçekten evet. Mi? Bunu da yapabiliyormuş. Arka sırada herhangi bir şey yapabilen ya da yapamayan var mı? Çünkü bayağı seyrediyoruz biz hocam. Yani çok sevindik size bu imkanı sağlamak izlemeye olmaktan. Geldik. İzlemeye gelmişler. Evet aslında o seatleri bak, satabiliriz. Tencigabit bana laf çakıyor. Var network konusunda boomer o diyor. Ayıp ediyor. Şimdi öyle mi sen network konusunda? Arkadaşım sıkıştığın noktada onu arıyorum ama kendisi bir... desin yani network deyip öyle iki tane senin gibi 50 metrelik kablo alma mevzusu değil bizimkisi. Bunu açıklayalım mı? Tabii buyurun. Açıkla. Zaten beni hiç sevmiyor. Arkadaşlar Yaren Hanım'a bir bilgisayar verdik. Ofisteki en güçsüz bilgisayarımızı çöpe atacağımızı kendisine verdik. Çok sağ olun hocam. Dedim ki evde bunu kabloyla bağla internete çünkü PC'lerde hala Wi-Fi yok. Yani doğuştan var. Canım, var canım. Vallahi yok. Artık var ya. Yani ona verdiğimizde ha. Yok. O 7-8 yıllık bir şeydi. Kaç metre kablo alayım falan dedi. 50 metre yeter mi dedi. Ben bir durdum hani 50 metre kablo. Yani Yaren'i az çok tanıyorum. Hani evi kaç metre olur? Villada oturuyor değil mi? Ve şöyle dedi sayın seyirciler. 100 metre kare benim evim dedi. Yani gururla söyledi bunu. Güzel dedim. Ama belki evi 1 metre, 100 metre. Evet, 1 metreye 100 metre genişliğinde bir... Koridorda. 1 metre genişliğinde 100 metre uzunluğunda bir evi varsa. Dolayısıyla ama bu daha önce de bizde yaşanmıştı. Hatırlar mısın? Bir kere daha bu konu olmuştu. Yukarıda 900 metrekarelik bir ev kiralanıyordu da. Ha evet hatırlıyorum. Ama çünkü şöyle... Yani bir kilometrekare mi demişler? Şöyle bir bilgi var bende. Bilgi sadece şu... Evin ne kadar büyüklüğü diyorlar. 100 metrekare deyince wow falan oluyor insanlar evim için. Türkiye'de 100 metrekare çok şeydir ya normaldir. Ben yani. De diyorum ki yani benim çevremi düşünün hocam 100 metrekare. Ben diyorum ki herhalde evim çok büyük benim yani. Tabii benim evim yani benim oturduğum ev 100 metrekare değil. Ya 75 hocam. Malı. Düşün halimi. Mesut Çevik geldi. Mesut Bey hoş geldiniz. Ne diyor Mesut Bey? Dede geldi. Hoş bulduk. Gelmiş, Mesut. Sen network cahil misin? Yok. Öyle demiş ya çocuk o bakım. Hayır ama yani bir evden işte ofise evi ofise bağladım lokal area olarak. Ha, o i̇şte kadar orada... yakın mı oturuyorsun sen? Yok. Neyle bağladınız? Van yaptın. 50 metre kabloyla. Vay diye network. 50 metre kabloyla. Türknet kullanıyorum biz ya. De, abi, bizim de sponsorumuz fark etmez. Evet evimde de var. Hı hı. Birebir simetrik. Hı. Ne demek? 1 gigabit. Ha yani anladım. Evet ama onu şöyle yani. Wide area network olmuş. Evet aslında tam wide area değil çünkü port yönlendirmesi yaparak lokalde gözüküyor. Ha çok iyi. Yani ben evde ofisteki bilgisayarları diğer bilgisayarların arasında görüyorum. Kaçak internet mi çektiniz yani? Ya bir dakika bu iyi fikir yalnız ben de onu düşünüyorum. Ya. Bu arada yorum da gelmiş. Büyük ya, lüks biliyor musun? Güzel tabii büyük ama lüks. Abi şey çok kötü mesela işte iPad'e geldi Rizol. Ha. Burada nasıl görüyor mu diyorum. Nasıl henüz görmüyor diyorlar. Yani arkadaşım bir işi de tam yapın ya. Yok Mert, bir dakika. Sen Gigabyte demiş ki kaçak mı? Künef almayacaktın. Doğum günü hediyesi verdim. Niye künefi mi görmüyor diyorsun? Ya sinoloji varken. Ama abi NAS dediğin bir IP'de duran bir şey. Ne evet fark SMB'den yani, bağlarsın. Bağlanmıyor bilmiyorum. Mert Bey. Rizol'un da tabii izini gösteremedik SMB'den baktım da. Ha. Yo gösterirsin ya. Bir de evet, yayından sonra. Yayından sonra. Tekniğe girdik. Sen NAS kurmakta da bir tereddüt etmiştin. Evet de ne salakmışım ben ya. Ben sana kur demiştim evet. Ama.
Ama iyi ki sana aldanıp QNAP almamışım. Çünkü... Oğlum bizimki QNAP'tan patlamadı. Bizimki tamamen hıyarlıktan patladı. Yani QNAP'in bir suçu yok orada. Ne patladı ki? Biz patladı bizim lens. Öyle mi? Tabii 3 program kaybettik. 4 program kaybettik. Ha, bilmiyor musun? Nasıl kaybedersin ya? Şöyle gitti. Bir gün açtık. Peki bir dakika. Şeyin backup'ını almıyor musun? Arkadaşlara ben defalarca backup alın demiştim ama tabii bir kulaktan girip 90 metre ötedeki diğer kulaktan. Ben de nasılsın? İkinci bir NAS olarak backup'ı var. Ha, bir NAS daha mı aldın? Tabii iki tane var. Artı onlar da mekanik disklere her saat başı yedekleniyor. İşte insan obsesif kompulsif olup hayır, böyle oluyor. Hayır, şöyle yaşadığım için. Ben bir tane, şu an yok o marka, T-Box vardı, hatırlar mısın? T-Box, bir tane de Boyner kampanyası kaybettim. Yani daha gerçekten kaybettim. Tabii ya, çekimi kaybettim. Ya bir ev, bir araba kaybettim. Öyle olunca yedeğin yedeğin. Tabii kim finanse ediyor? Sen yap. Sen finanse ediyorsun. Burada hangi programlar gitti? Peki asistanlarını şey yaptın mı? Ha? Asistanlarının hatası mıydı? Yok yani o benim sorumluluğumda. Yani tek diskte mi duruyordu? Yok o zaman da aslında FireWire server vardı. Ha. Evet var FireWire. Abidik gubidik teknolojiler FireWire. Kimse bilmez işte onu burada. 2000, eskiden vardı. 2007'de FireWire 800 falan. Mü 400 mü? FireWire 400 o zaman. Lassie'nin şeylerini NAS değil de işte storage işte. Hı-hı. Hızlı storage. Hızlı storage oraya aktarılıyor. Bir şeyimiz var. Hot folder'ımız var. Oraya atılan işler otomatik server'a backuplanıyor. O da kendi içinde backup'lıyor. Fakat aktarıyorlar ilk boş. Bizde bir şey oluşturuluyor. Bir iş çekeceğin zaman klasörün adı, altına işte footage'lar, işte birinci plan, ikinci plan, üçüncü plan, dördüncü plan. Hı hı. Abi onları boş aktarıyorlar. Server atılıyor. En son da bir arkadaş boş klasörleri bir daha aktarıyor. Boş klasörleri mirrorlıyor. Öyle bir olay yaşandı. Yani benim yani, o arkadaş yaşıyor mu? Yaşıyor. Yani onun bir suçu yok ki. Onun önlemini benim almam gerekiyordu. Sonra önlemini almışsın. Aldım. Geçmiş olsun. Yedek. İçimiz dağlandı vallahi. Senin nasıl ne? Kendin mi kurdun? Kuramadım. Sinolojiye. Ha, sinoloji mi aldın sen? Evet, sinoloji. Peki hep sinoloji aynı şey yani. Değil değil ya. Sinolojiden sponsorluk mu aldın nedir ben anlamadım ya. Hepsi var ya tam işte sağ olsun Tencigabit Serdar. O zaman söyledi, bak 10.000 TL'ye aldım, boş nasıl? Sonra hemen ikinciyi de aldım. Şimdi şu an her 30.000 lira. Evet sayın seyirciler, enflasyon buna deniyor. Yaren Hanım kenarda kaldınız yalnız. Hocam kedi seviyorum da, biri şey demiş, QNAP'ten uzak durun, 3 tane cihaz kaybettik biz. Yok öyle bir şey arkadaşlar, hepsi aynı. %60 Ya ben bu sırada şeyden... QNAP diye bir şey yok zaten, bir bilgisayarın üzerinde koşan bir programdan bahsediyoruz. Şeyi, bu sırada sinolojiyi övmemin sebebi şeyden... Ben onun üzerinde SQL Server çalıştırıyorum, onu çalıştırıyorum. İşte ofisin kamera sistemi de orada. 50 bin, yani şey tarafı çok iyi. Sen bana gel. Dikkat et şeydir. Çok kötü çiziyorum. Çizer. Korkar böyle, paniğe kapılır. Her şey Linux'ta, Synology de Linux'ta evet, çalışıyor. Evet. Bu bizdeki ARM işlemcili. Şey, zayıf yine bir şey aslında ama şey bizim işimiz görüyor. Yine Akleris'lere döndüğümüzü iddia hocam. Neyi? Yine bir önceki Koray Bey'le bölümümüzün ismi Akil Adamlardı. Hatırlarsanız. Yine ona döndüğümüz iddia ediliyor. Kaç izleyicimiz var? Koray Bey'de iyidir izleyicimiz. 1700. 1700. Geçen sefer 3000 miydi? Evet. Ben Koray de. Evet. Daha fazla değil miydi ya? Düşmüşüz Koray Bey. 3000... Hocam. Ama genel var. Genel ya, yapamadık. Buyurun çocuğum. Hangi programları kaybettik Flu'da? 4 program gitti dediniz ya, hangi bölümleri? Onları söyleyemeyiz. Ha, bağlanmamış iş mi gitti? Ya aslında ben her zaman arkadaşlara şunu diyordum. Biz diske çekiyoruz. Blackmagic kameralar diske aha çekiyor ya. Diyorum ki arkadaşlar o diskleri yayına girmeden silmeyin. Tabii. Dolayısıyla NAS'a koyun. NAS'a koyun. Hani NAS gitse bile orada durur. Çok hızlandı tabii kanal bir ara. Arka arka çok program girmiş. Arkadaşlar da boşaltmamışlar mı bilmiyorum artık. Bir gün birisi demiş ki ya gerek yok buna. Hani Hakan Şükür'ü de yeni yayınlamıştık. Hatta şey dedim yani hani Allah'ın sopası yok. Hayır hayır, bir sürü ihtimal var. Hani
zaten backuplayın. Şimdi söyleyemiyorum ha, çok detayını ha, yani. Her anladım. Şeyi backuplayın dedim. 3 gün sonra gitti. Yani bir sabah kalktık, elektrik kesilmiş, bir şey olmuş. Nasıl? Yayınlanmamış iş gitti mi? Gitti gitti. 3-4 tane program gitti. Hayır, sonra baktık nerede çekim kasetler, nasıl olsa duruyor disklerde diye. Durmuyor orada da. Ya bizde bir kısmını kurtardık ama. Bizde mesela şey kuralı var. Ben hep kendi videolarımda da şeyi söylüyorum. Mesela fotoğraf çekerken herkes gidiyor böyle 128 GB'lık tek kart alıyor ve o tek karta çekiyor ya. Ben de tam tersi 8 GB'lık kart alıyorum. Aslında planlara bölüyorum. Ve çekim bittiğinde 10 tane diyelim 8 GB'lık kartımız var ya da 20 tane. Kaybolursa en azından. En azından kartlarda da oluyor ki biz onu bile 2-3 backup'ını alıyoruz. Yani hatta şey kuralı var bizde. Bir asistan aynı işi taşımıyor. Bir kopyayı sen taşıyorsun. Bir kopyayı kaza geçirir, taşıyorsun. Bir kopyayı da ben taşıyorum. Yurt dışına çekimlere gittiğimizde de lokal prodüksiyon şirketine bırakıyoruz. Ola ki uçak düştü, Allah korusun. Oh, yani çekim... Koray Bey uçak düştükten sonra artık fotoğrafın peşinde olsun, kimse... Olsun yani o bir şey. Alo Koray Bey öldü ama bizim görüntüler nerede diye. Hayır o böyle bir alışkanlık oldu. Yani. Oradaki prodüksiyon... Ya atıyorum bagajlar kaybolur. Olur tabii, yani tabii her olur. Şey olur. O yüzden... Her şey olabilir. Mesela yangın olabilir. Hani aynı mekanda backup tutulmaz aslında. Evet. Yani başka yerde olması lazım. Hocam hepsi de burada. Evet. Peki yangın olmuş. Bir gigabit'e, bir gigabit simetrik internetin varsa Google Drive'a aldık. Google Drive'dan satın aldım ama ya ne mesela satın aldın ya? Yani şey disk yeri satın aldım. Google Business'ın yok mu? Yok almamıştım ben. Biliyorsun değil mi? Sınırsız. Öyle mi ha? Ama şeyi söyleyeceğim. Hız yine de yetmiyor ki. Nasıl yetmiyor? Yani geçen gün bütün bu olaydan sonra ya bütün drone'la çektiğim her şeyi backup'layayım dedim. Bir gece sürdü yine upload'u. Bir daha bir bak. Bu ara bir hızlanma öyle oldu. TürkNet'ten şimdi 10 gigabit istedik. 10 gigabit geldi. Sen bağlattın mı yoksa bilmiyorum. Yok gerek yok. Ha, o olursa belki. Yani mesela demin Windows'u savunan bir arkadaş vardı orada. Mesela Windows'da 10 gigabit deneyebilirsin bakalım 10 gigabit olabiliyor musun? Ya Türk ustası bak bu Alperen. Ama bir dene bakalım. Denedik. Kaç gigabit aldın? 9.2. 10 gigabit kim biliyor musun? Seni 10 gigabit'e havalet ediyorum. 10 gigabit. Bir dakika. Adı 10 gigabit adamın. Ya be. Yerse. Şimdi... 10 gigabit değişmez. Serdar, arkadaşa bir yaz hangi şirkette çalıştığını. Şimdi bu Türk usta sendromuna kapılmış Alper'den arkadaşımız geldi. Türk ustasında şöyle bir şey vardı. Alamazsın 9.2 bu sırada. Oba olmaz o. Bak şimdi hafif vermiyor ya gelmeye başladı. Serdar anlatsın. 10 gigabit bir dakika. Kaç megabyte per second dedi. Ediyor? Bak TürkNet'ten sevgiler. Ha, TürkNet'te mi çalışıyor? Ya şu bizim şeyi açın be. Hocam. 10 gigabit açın ya. Şikayet. Ya ben Koray Bey sıkıcı ama popüler birkaç soru sormak istiyorum. Son zamanlarda çok ünlü birkaç model var biliyorsunuz. Kendall Jenner, Bella Hadid. Yani en çok çekmek istediğiniz kim son modeller arasında? Bu soruyu ustanız İlker Canikligil sormuştu. Evet. Öyle mi hatırlamıyorum. Aydaki adamı izlersin. Kaçıranlar ve yeniden değişti. O zamandan bu zamana isim değişti ya. Benim hiçbir zaman çekmek istediğim insan yoktur. Çekmek isteyeceğim iş vardır. Yani model çok önemli değil model. Tabii ki de iyi bir model fotoğrafa artı değer katar. İyi bir modelle çalışmak. Ama isminin büyüklüğü o fotoğrafı daha iyiye götürecek diye bir şey yok. Tanışmak istediğin biri var mı? Yok. Çok iyi. Kate Moss mu demişti? Tarkan. Tanışacak kimsem kalmadı artık diye. Yok ya hiç oralarda bezi olan bir adam hiçbir zaman olmadı. Ama siz şeye inanmıyorsunuz. Ama bir dakika illa şey flört anlamında demedim canım. Yani... Yok flört yani öyle bir şeyim yok. Yani, mesela hep şeyi söylüyorum şimdi bazı fotoğrafçı arkadaşlarım var çektikleri bütün modellerle selfie çekiyor. Benim Muslera ile var. O da hani o da bir tek Muslera yani. Hani o çok gidip de yani diğer Drogba ile çektirmedim, Snyder ile çektirmedim. Yani hiç öyle şeylerim yoktur. Irina Shayk çektim, onunla selfie çektirmedim. Eniko ile vardır.
Eniko diye bir model. Hı-hı. O da iyi arkadaşım olduğu için. Ya şöyle, yani katılır mısınız bilmiyorum ama son dönemde artık marka değil, isim satıyor ya yani. Son ben... dönem değil o, sen o yine doğdun. O hep öyleydi. Sana öyle geliyor. O hep öyleydi. Yani öyle bir dönem Glamazonlar vardı, Cindy Crawford'lar, Naomi Campbell'lar. O zaman da öyleydi. Sema Şimşekler, Merve İldenizler. Begüm Özbekler. Begüm Özbekler. Yani hep öyleydi. Deniz Pulaşlar. Sen yeni keşfetmiş olabilirsin. Ben yeni dünyaya... Dünyaya yeni gelmek yeni çok güzel değil mi ya? Evet. Yeni gelmiş ya. Ben şey diyordum. Heyecan içinde böyle. Bundan bir sene önce ya da altı ay önce falan... Ya bir 10 sene daha geç doğsaymışım diyordum. Çünkü bu teknoloji, AI falan filan. Şimdi ne diyorum biliyor musun? Tam vaktinde doğmuşum. Niye? Abi görmek istemiyorum. Çünkü ya robotlar mobotlar falan anladın mı? Ya, AI meyai falan. Bir çocuk var Instagram'da Tom Cruise'u taklit ediyor gördün mü? Evet, evet. Abi korkutucu ya. Korkutucu. Yani Paris Hilton'la ikisi duruyorlar falan geçti. Yani ikisi de fake ama çocuk bir de çok iyi taklit ediyor. Sesini de çok iyi taklit ediyor. Ya tabii orada performans artist. Muhtemelen kendisi. Bir de şeyi gör, şundan korkuyorum galiba Tom Cruise hiç bitmeyecek ya. Yani mesela biz öleceğiz 50 yıl sonra hala koşuyor olacak. Muhtemelen öyle olacak evet. Çünkü hani herif çok iyi. Gerçekten ben çok severim herif. Ben de çok seviyorum. Yani bir inanılmaz iyi bir aksiyon Mission, starı herif. Son Mission Impossible'ın şeyine baktın mı? Behind the scenes'ine. Abi, çok iyi. Motosikletle yamaçtan atlayıp. Evet, ama onun esprisini anlamadım. Niye öyle bir şey yapıyorlar yani? Hani ne o? Manyak. Seviyor yani. Şey, az önce şey dediniz ya Koray bir anda yapamadığın bir şey var mı diye. Tom Cruise'un öyle bir röportajı var. İşte, ha, F-16 kullanmak istiyormuş. Yok şunu yapabiliyor musun? Bunu uçak kullanabiliyor musun diye soruyorlar adama. Kullanabiliyorum. Ama yani, F-16'yı henüz kullanmamış. Ya işte hocam F-16. Her şey yapıyor ama adam evet. Yani ona yok, göre. Helikopter kadar. Öğrendi ya. Tabii şeyde o sahne gerçek bu sırada. Evet. O onun yönetmeni de çok iyi bu arada. Evet. Öyle ikisi takılıyorlar. Tabii, oradan atla buradan bir zıpla. Bir tane kimindi ya Matt Damon'la böyle Instagram'da falan denk gelmişsiniz. Ha, şey diyor o Mission Impossible'daki Abu Dhabi, Dubai'deki sahneyi çekmek istiyor şeyden sarkıp. Güvenlik danışmanına gidiyor. Yok diyor çok tehlikeli yapamazsın diyor. Burj El Arab'tan. Evet aşağı sarkacak. Onun üzerine güvenlik uzmanını değiştiriyor. Okey diyecek adamı buluyor. Yalnız çok sakattı o sahneler ya. Ve IMAX'de çekilmişti o. Evet. Hayvan gibi kamerayla orada. Buzdolabıyla. Allah belalarını vermesin ya. Neyse yani bu deepfake çok ürkütücü. Sen o işe daha girmedin galiba. Girdin mi yoksa? Şimdi bir proje ve Koray var. Birant değil aramızdaki sayın seyirciler. Mustafa Seven'di aslında sabah. bir proje var şimdi. Onunla biraz araştırıyorum. Sen öğrendin mi deepfake yapmayı? Bir şey yok ki. Yok. Ya, train ediyorsun. Evet. Ya çok zahmetli. Mesela bence deepfake bir dönem çok popüler oldu. Sonra çok etik olarak çok tartışıldığı için gerekli adımı atamadı. Kolaylaşamadı. Hala çok ama zahmetli. Ama olacak illa ki. Evet. Bir noktada AI ile deepfake falan birleştiğinde ya bu sırada AI şimdi herkes Midjourney falan sen de bir ara baktın çok hemen yaptın. Bıraktın ya. Evet. Ama çok gelişti yani o dönemden bu döneme çok gelişti. Ulan bir iki de, ay oldu bırakalı. İki ayda mı gelişti? Zaten topu çıkalı 6 ay oldu yani. Gelişti mi? Çok gelişti. Çok gelişti. Peki fotoğraf. Dur bir şey diyor adam. Ben uzunca bir süre uğraşmadım Midjourney ile. Sonra bu hafta sonu Aslı'yla baktık biraz ve ben şunu dedim. Tamam abi süper ben moodboard'lamı bundan sonra buradan yapacağım. Çünkü mesela pozisyonlama çok zordur fotoğrafta. Yani bu kadar mesela biz bu yayına başlamadan önce siz tabii bizi hemen gördünüz. İlker sen biraz yüksel, sen biraz alçal, sen içeri gir, kameranın terazisini al falan. Ya ona rağmen Mert'i düzeltemedim ama... 15 dakika pozisyonlama yaptı ve bir moda fotoğrafında 8 modelle 9 modelle çektiğinde zordu. Mükemmel pozisyonlama yapıyor. Ha. Mükemmel kompozisyon yapıyor. Al oradan bak yarat pozisyonlamaya bak. Yani ama işte ya bir gün ya Koray Bey'i de boş verin derlerse ne olacak? O zaman zaten ben başka bir şey yapıyor olacağım muhtemelen o yüzden sorun yok. Flu TV'de işe girmek ister misin? 10 maaşa evet. Ya maaşa takmışsın maaş ne oğlum ya? Ne yapayım emekli maaşım yetmeyecek. Evet sayın seyirciler yeni bir duyuru ikimiz de emekli hak kazanıyoruz.
EYT'liler. Bir de ben çok komik. Ben bakıyorum. Aa benim çıkmıyor diyorum. Meğerse ben 2000'de SSK'lıymışım. 98'de de Bağkur girişliyim. Sen Bağkur'a geçtin. Ha. 98 Bağkur girişliyim. 2000'de de ben SSK'ya bakıyorum. Şimdi aa ben emekli olamıyorum falan filan. Aslında... Gerçi daha olamadık. Çıkmadı. İşte... Sevinecek misiniz olursanız? Ben alırım. Abi ben alırım. Ben alamam artık söyledim. Sen alamayacaksın. Sen zaten alırsan. Hocam kim bilecek ki alsanız? Alemlerde yine EYT'ye karşıyım dersin. EYT konuşmamızı nasıl buldun? Ben sevdim. Bence birçok insana aslında provokatif söylemlerinin açıklamasını yaptığını diye düşünüyorum. Ben de açıkladığını düşünüyorum. Açıkladın diye düşünüyorum. Ya bu sırada ben sana katılıyorum. Şimdi ben de linç yiyeceğim muhtemelen. Bence süper saçma bir olay. Tuzunuz kuru Koray Bey yine gelecek şimdi. Tuzunuz hayır kuru. Şey söylemin çok doğru. Yaren dava açıp o da hak kazanacak. Olacak zaten. Evet. O zaman işte o zaman zıvanadan çıkacak olan. Herkes kendi jenerasyonunu düşünüyor. Ben bunu anladım bu işten. Ben kendi jenerasyonumun da karşısındayım. Evet. Arkadaki ekip başka bir programa başladı sayın sen sanırım. Şey misin acaba? Çarşı mısın? Çarşı kendine her de karşı. Şey, evet. Arkadaşlar bir merhaba. Mikrofon bir daha mikrofon kurtarmaya çalıştık hocam. Ne oldu ha? Saldırısı. Yiyor mu? Yemeye çalıştı. Yer evet o çok sevdiği bir. Sen mikrofonları kediler mi yiyor? Kediler yiyor. Evet o tüm sıkıntı bu yüzden hocam. Sadece o değil abi. Biz kırıp biz de yiyoruz. Arkadaşlar Rode'un Love 2'lerinden aldım. Çok iyi mikrofonlardır. Yeni çıkmıştı görece. Geçen hafta 3 tanesinin birden öldüğünü fark ettik. Hadi in bakalım. Neden olduğunu bilebilene Free TV'den Shield ödülü. Yani ben ilk sende gördüm bu sırada. Çift shotgun kullanıyordun. Niye dönmüyorsun ki ona? Olabilir, arkaya onu da deneyeceğiz. Arkaya iki, öne iki. Bence bütün işi çözer zaten. Nedeni tahmin edebilen var mı? Islandı mı demiş, hayır. Neden? Tam tersi. Kurudu mu? Bizi. Arkadaşlar çok... Biz biliyor muyuz bu arada sebebini? Olabildik mi? Ben biliyorum zaten, ilk günden beri söylüyorum. Phantom Power verilmiş. Ha. Kavrulmuş. Phantom Power evet. Tam anlamıyla kavrulmuş arkadaşlar. Ama... bazı mikrofonları yani mikserden 48 voltu dayadığınız zaman mikrofonlar... Er kişi niyetine diyerek... zincirli kuyuya doğru. Abi Phantom Power'ı... ehil olmayan insanların eline vermeyeceksin. Yani oğlum bu... ne demek eline vermek ya? Orada duruyor ya. Ben ne tamam yapayım da ya? Tamam da ya şimdi o, ya orada sesçiler bile yapıyorlar bunu ya. Değil aslında mi Koray Bey? Buradan, bence de. Buradan halka bir şey yapalım, bir eğitim. Herhangi bir şey ekipmanı takacağınız zaman aslında genel kuraldır bu yani. Hani bir kayıtçıya takacaksın, bir şey takacaksın. Ben de yaktım. Yakılır yani. Phantom'unu kapatma. Phantom'unu kapatmış olman lazım. Burada sorun bir tanesini yakmak değil, üçünü yakmak yani. Hani bir şeyi kaç kere yapabilirsin? Ya bak mesela Shure SM7B'lere aslında verebiliyorsun. Bir şey. Verebiliyorsun, evet. Bir şey olmuyor. Bazı yani, mikrofonları olmuyor. Olmuyor. Ben ya bunu da ya bu devirde artık yani bunları bir böyle ya ben zaten Allah belasını versin bütün mikrofonların, evet, ben nefret, evet, ediyorum. Yani gerçekten. Bu kadar kötü bir teknoloji ben görmedim abi. Eski. Yani şu mesela şu kullandığımız, Burak kızacak şimdi bize ama mesela Rode'un HS2'si, tamam mı? Buna da Phantom verirsen yanıyor. O yanmaması için Rode adaptör yapmış. 12, buna 5 volt gerekiyor çünkü. Aha. Yani o 48'i bu adaptör 5'e çeviriyor. Ya böyle şey olur mu abi? Şimdi bunu bilmediği için bazı arkadaşlarımız hani bunu alıp normal bir şey takıp 48'i dayarsan yanıyor mesela. Hani yanar. Nereden bilecek herif hani? Evet. Onun için sürekli uyarman gerekiyor. Çok kötü bir teknoloji. Yani çok kötü. Full dijital olması lazım her şey. Evet. Ama o diyor da olamadı o. Yani her şey çok eski. Evet. Hocam buramızda herkesin burasının içerisinde bir tane evet, ses mikrofonu. Evet, aslında olsun. O çok güzel olur. Bütün konuşmalar. Bütün konuşmalar. Aslında bunu aşıyla denedik yapmayı ama aşıda... Ya çakılı sistem yapacaksın abi. Buraya... Biz Eray buraya diyorsun. Çok güzel Eray bir şey yaptık. Eray'i Burak istemiyor. Burak neden istemiyorsun Eray'i, onu bize söyleyebilirsen. Çünkü aslında bizde 6 tane şey var. Şatkan var. Evet, yani tamam. O 6 şatkanla Eray yapabiliriz. Eray nedir diye soranlar için. Yukarıya 6 tane mikrofon diziyorsunuz. Hepsini her birimizin ağızlarına yönlendiriyorsunuz. Arka tarafı kapatıyorsunuz. Çünkü onlar zaten konuşmuyor. Öndeki üçlü mikrofonu kullanmak suretiyle. Hatta önü 2 mikrofonla bile çözersin. Ya yani. Eray'de de şu sorun var galiba. O Eray'in aktif olarak
kimin konuştuğunu track edilmesi Burak gerekiyor. Burak Bey şey yazmış. Her konuşan kafaya eş mesafede olması imkansız. Yani. İşte ya, olmaza oynayan teknisyen. Burak, Burak bir şey diyeceğim. Yani 15 santim ve 5 santimin hesabını yapıyorsun ama şu canlı yayınlarda sürekli bir ses problemi var. Yani 2 senedir çünkü yayın yapıyoruz. Çünkü buradan bu kablo çıkıyor, oradan oraya 1000 tane kablo geçiyor. Snake almışsın buraya. Gerek yok abi. Koy tepeye, çakılı bitti. Ha bir de faz sıkıntısı diye bir şey var. Sen onu yaşamıştın bir kere bak, onu da bilmem. Faz'ı okuyamadın. Evet, ters faz. Yalnız abi, Koray bir anda bilmediği bir şeyi orada keşfetti. Evet, sen söyledin hatta bana. Ters faz olayı. Şey, noise cancellation. Fuat Domaniş'le de konuştuk. Farz değil miymiş? XLR kabloları yanlış bağlatırsan, yani peşmerge kablo evet. diyebiliriz buna. Sen onu nereden aldın? Ben yaptım. Yapamadım. Evet, şey çok, daha. Çok, bu çok ilginç bir şeydir mesela. Çok az bilinen bir şey hakikaten. Bu XLR kablolarda 3 uç var. Onların ikisi her şekilde çalışıyor. Yani artı eksi nereye takarsan çalışıyor. Fakat ters takmış oluyorsun. Bilmiyorsun bunu. Ve mikrofon left right'ta birbirini cancel eden iki sinyal oluşturuyor ters taktığın zaman. Aslında şöyle. Noise cancellation. Cancellation yapıyorsun. Şöyle oluyor. Aslında sesi duyuyorsun. Ama stereo dinleyenler duyamıyor. Stereo dinleyenlerde ses yok. Mono dinleyenler sesi duyuyor. Çünkü kanallardan birini ters faz kaydettiği için stereo dinlediğinde ikisi birbirini cancel ediyor. Böyle bir dip ses duyuyorsun. Vuu diye bir şey duyuluyor. Ama bir de çözmek çok zor. Çünkü seyircilerin yarısı hayır biz duyuyoruz diyorlar. Diğer yarısı hayır yok diyor. Ve saçma sapan bir durum. Ama Burak'a karşı şunu söyleyebiliriz. Faz dönmesi olmaz. Hepsini aynı mikrofon yaparsan. Hocam faz nedir? Kızım anlattım ya şimdi. Tamam. Yani kablo artı eksi ya. Hı-hı. Ters bağlarsan bir tane. Yeter nerd muhabbet. Evet yani ya. Bir bak, tanesinin tersi rahatsız oluyor. Rahatsız hani, oldu. Şey var ya noise cancellation. Efe çok rahatsız oldu. Onlar gibi oluyor. Gürültü frekansı arttırıyor diye acayip bir laf çıkmış. Beynim yandı diyor. Faz probleminden Japonya kısa süreli kırmızı alarma geçmişti. Japon işte. Normal. Peki İlker Hoca ve Koray Bey'e ortak bir sorun var. Güzel. Fotoğraf karelerinden oluşan film sinema mıdır? La Jete gibi mesela. Hmm. Seyrettin mi La Jete'yi? Yok. Ha, La Jete çok iyi filmdir ya. Zaten sinema fotoğrafla başlamamış mıdır? La Jete'de yalnız bir yerde hareketli film de var. Yani Chris Marker, Chris Marker diye bir herif, hemen onun hemen rejiyi zora sokalım. La Jete'den bir şey. La Jete J-E-T-E-E diye yazılıyor. Mubi'de varmış. Sanırım 50'lerde ya da 40'larda yapılmış bir filmdi. Ha, 61 mi pardon. Fotoğraf makinesiyle yaptığı bir filmdi. Hatta sonra o hocam, şeye sıçırdıyormuş. Şey oldu. 12 Monkeys diye bir filme de senaryosunu satın aldılar. Ve o filme dönüştü falan filan. Sadece Pentax makinayla 35 mm fotoğraf çekip onları film haline getirmiş. Fotoroman diye geçiyor. Deli yok. İşi. Filmden bir kare. Hareket yok. Slide'lar gibi düşün. Ha. Ama çok güzel yapılmış. Yani bazı yerlerde olan var mı yok mu falan oluyorsun. Sadece bir yerde de kısa bir görüntü 16 mm ile çektiğini kullanmış. Ama orada da emin olamıyorsun acaba hareket var mı yok mu diye. Öyle bir çok güzel bir hikaye. Söz varmış. Fotoğraf gerçektir, sinema ise saniyede 24 kere gerçektir. Bunu Jean-Luc Godard'ın sözüydü. Evet hocam bildim. Ne oluyor, arkada bir şey dönmeye başladı. İşte sizin şeyiniz. Ha evet, La Jete. Bilim kurgu sinemasının ilk örneklerinden sayılır. Yalnız telif atmasınlar. Yani. Benden zarar gelmiş. Bir film almışlar. Sardıra sardıra. Sanırım koymak. Hepsi fotoğraf. O titreme nereden geliyor diye şimdi nerd muhabbetini uzatabilirim ama. Sen de nerd muhabbeti çok iyi ya. Anlamıyorlar ya bir de çevremdekiler. Orada çok yalnızım Koray. Ya. Arada geleyim ben. Nerd talks. Yani sen mesela DV kamera dedin, o da o ne dedi ya. Çok kötü oldum ben ya. Ben evet, onda ben de kötü oldum. Hocam biliyormuşum da ismiyle şey değilmiş. Evet, yavaş yavaş aptal heriflerin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Koray Bey. Evet. Gerçekten takdir ediyorum. Ben de sizi takdir Türkiye'de ediyorum. Türkiye'de kıskandığım tek insandır kendisi. Bir sürü şey biliyor. Benim bilmediğim şeyleri de biliyor. Bu çok rahatsız edici.
Lütfen kendinize çekin. Yok, lütfen verin. Yok, estağfurullah. Ben de şimdi mesela böyle bir filmi bilmediğimi öğrendim. Şimdi gidip yani. Hemen... Nedir abi? Hemen sen edersin. Oyun projeniz nasıl gidiyor diye merak edenler. Ya oyun yok. Ben iyice 3D animasyona döndüm. Ha. Hatta Pixel Wars diye bir şeyim var benim. Ayrı bir Instagram hesabım var. Oradan takip edelim. Pixel Wars. Evet. Koyalım onu hemen. Pixel V-E-R-Z. Wars. Wars. Şimdi orada böyle bir dansın gelişimi hı hı. diye bir seri başladım. Aa, ben bugün gördüm sizin story'nizi. Evet. Allah Allah, bakabilir miyiz şuna? Ama nefis şey. Rejiyi zora sokalım. Koyabiliyor musunuz? Koray benim. Bu değil, bu değil. Bunlar eski, bunlar çok gelişti bunu, ya. Bunu bunlar... da izlemiştim ya. Hocam şey, ama bu model. Adamı, model. Ama bu model bu şu an bayağı bana... Adam iki ay sonra geçmişe çok kötü diyor. Yani iki ay sonra. Adamın buffer'ı iki aylık ya. Şey, storiesindeydi Koray Bey'in Instagram'da. Instagram boşluk pixel versus yazar V-E-R-Z yazarsan. Sen niye ya, YouTube bıraktın bu arada? Bırakmadım ya. Yani azalttın. Ya işte vaktim kalmıyor ya. Ya doğru ama. Çok beyin yakıcı işlerle uğraşıyorum. Şimdi bakıyorum, sen mi gençsin, bu arkadaki arkadaş mı genç mesela? Ben genç. Çocuğum sen ne yapıyorsun? Ben mi? Ben de YouTube izliyorum. Ha bu. Ha bu demin gösterdiğin. Çok iyi. Bu tabii sesi de var da açmayayım şimdi. Ay çok. Ben güzel. Sesi yapayım. Peki bunu siz gerçekte de yapıyor musunuz? Evet. Vanilla Ice bu da. Şimdi böyle farklı siz bilmezsiniz tabii Vanilla Ice'lar. Bilmezsiniz. Hammer'lar falan. Çok severim. Biliyor musun? Çok severim. Sen biliyorsun da ben de bilirim. Biliyor musun Vanilla Ice? Oğlum Mert yaşlı. DV'yi nasıl bilmiyor ya? Ben biliyorum. Ben... Ha sen mi evet. sordun? DV'yi biliyorum da Vanilla Ice Baby. Ya. Evet. MC Hammer? Yok, MC Hammer da bilirim. Onu da bilirim. MC Hammer'ı biliyorum. Evet, Ice. Peki ben geçen gün burada Altan Öymen'le konuştuk. Çok sevdiğim bir insandır kendisi. 90 yaşında. Maşallah geldi burada konuştu. Yeni bölüm. Yani 90'ında nasıl olmayı düşünüyorsun? Ben herhalde aynı olurum. Aynı olmak He. istiyorsun ama komik görünebilir biraz ya Koray. Niye? Ne yapacağım, şey mi yapacağım? Niye ya? Bence aşırı cool olur. Şeyin Kanye West'le David Letterman'ın bölümünü izledin mi? Yok, izlemedim. Onu alıyor Yeezy'den giydiriyor. O kadar yakışıyor ki herife. Yalnız David Letterman'ı çok tutuyorum ya. Ukrayna'ya falan da gitti ya. Evet. Yani neden bir David Letterman gibi olmayayım ki? Benden neden bir David Letterman olmasın? Stil, tarz olarak yani. Evet. Onda yaşlı durmuyor yani. Evet, son soruları alalım. Kapatıyoruz yayını. Koray Bey'i de çok yormayalım. Yaşı artık belli bir şeye geldi. Hocam. Var mı soru? Buyurun. Mugler'in son çekimlerini izlediniz mi? İzlemek Nelerin? Fırsatınız oldu mu? Mugler markasının. Mugler nedir? Mugler. Ha, Mugler'in. Hı-hı. Ha, Koray'a soruyorsun. Ben de bana yes. diyordun. Ne oluyor diyordun. Mugler'in sergisine gittik Aslı'yla şeyde, Paris'te. Nefis. Ya muazzam ya. Ne olduğunu bir gösterebilir miyiz? Bir marka. Bir yok, onu anladık da yani. Şey ya, George Michael, süper modeller. Orada gittiklerin hepsi anladım. Müller tasarımları. Mesela o tasarımların hepsini gördük. Ya şahane. Ebru da bana geçen şeyi gösterdi. Şu Japon sanatçı kadın noktalar koyuyor her yere. Yine meşhur bir yani bir Japon sanatçıyı alıp kullandılar. Hı-hı. Neydi adı ya? Onu gördün mü diyecektim. Hatta kadının da Louis Vuitton kadının da evet evet şeyleri var şimdiki reklam bir reklam onlar bir kolaborasyon yaptı. Şimdi bayağı yine iyi. Başka ya. Bir kolaborasyon o daha. O kadın yaptı. Da 90 yaşında. Görsellerde arasanız daha reji bitti oldu. Yok yetişemedi. Yok oldu. Son sorulara bakıyoruz. Ben de bakıyorum. Yo-Yo Kusama. Hocam altılı masa gibisiniz. Üçü hiç konuşmuyor. İlker Hoca Kılıçdaroğlu gibi dedi. Ya ben niye Kılıçdaroğlu olmuyor? Bir şey olursa kriz çıkartacağız. Ben kimim? Chat GPT hakkında ne düşünüyorsun? Ben de bunu soracaktım. Chat GPT'den ilk incimi yedim sayenizde arkadaşlar. Çok teşekkür Daha, ediyorum. Ne oldu? Gerçi aslında ben değil. Mesut'un başlığı yüzünden ikimizi de linçlediler. Yazılımcılar işsiz kalacak. Başlık atmış. Evet kalacaklar. Ama bu şu demek değil. Her yazılımcı işsiz kalacak anlamına gelmiyor. Kötü yazılımcılar işsiz kalacak. Birçok.
alanda olduğu gibi bir ayak işlerini yapanlar var. Bir de beyin takımı var. Beyin takımına tabii ki de bir şey olmayacak ama ayak işlerini yapanlar için... Gerçi ChatGPT'ye gelmeden önce bir resesyondan dolayı şu an 120 bin kişi teknoloji alanında işten çıkarıldı. Ben kurgucuları kovmak istiyorum. Sen bana bir software söyledin evet, mi? Evet, timebolt.io. Verdim, timebolt'a bak dedim. İsrarla bakmıyorlar galiba. Bir şey var değil mi? İyi galiba. Ama o da hammallık. Çok. Hammallık yani. Quick cut. Ya derdim çok büyük Koray. Bizim bir program çıkmamız 2 haftadan aşağı olmuyor. Bu çok korkunç bir süre. Ama hocam, biliyor musun ya, benim de bir videom... Hocam ya 3 günde çıktığımız da oluyor. Lan sen tek başına çalışıyorsun. Ha evet. Yani... Gerçi benim de bir günde, ben bir günde yap... Yani kendim yapınca bir gün, çocuklara verince bizim de bir 7 gün. Şimdi Mert geldi, daha şey yapmayalım, kendisi profesyonel bir kurgucu ama... Ya süreler kısaldı diye tahmin ediyorum. Abi kurgu çok vakit alıyor ya. Biz ayak bunu işlerini çabuk verdik hocam. Ama evet. Ya, abi sizin quick cut... Yani ben yapmam abi o kurguyu. E yapıyorsun. Time Bolt'a yaptırıyorsun. Time Bolt'a yaptırıyorum. Time Bolt'u denedim ben tekrar. Bir takım ufak tefek sorunlar yaşıyoruz. Belki Koray'a sorarız yayından sonra tamam. Vaktim varsa. Var var, bir tuvalete girebilirsin. Yalnız Tarkan'a döndük. Evet sayın seyirciler, aptal herifler bu gece de sona eriyor. Ben Deniz, dünyanın en kötü insanı İlker Canik değil. Benim yanımda dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olmasa da... dünyanın en iyi insanlarından biri sayabileceğimiz Koray Birant. Koray Birant'ın arkasında neydi belirsiz, çok konuşmayan, Alman üniforması giymiş bir arkadaşımız olan Berke. Onun yanında Black Magic Design'ın bir zamanlar çalışanı olan ama şimdi Flu TV'de çalışmaya başlamış olan, kendi kanalına sahip olan Mert Kafalı. Mert olan. Kendisi aynı zamanda olan, evet. Ne denir? Authorized bir eğitmendir. Sertifikalı. Bu arada haberi verelim mi? Verelim. Bence verelim. Şimdi değil. Şimdi vermeyelim. Şimdi vermeyelim. Gelecek canlı yayında. Peki. Bir sonraki. Büyük bir haberimiz olacak Flu TV ile ilgili. Sana sonra söyleriz. Heyecan dorukta. Onun yanında... Fluze bende arkadaşlar. bana devrettiler. Haber bu. Onun yanında Dilşah, Nevşehirli. Bugün Ankaralı olduğumu hissediyordum uyandığımda. Ve onun önünde artık eski çalışanımız olan ve yavaş yavaş emeklilikte yaşa takılmaya doğru gitmekte olan Yaren Açıkgöz. Kamera arkasında Gülsemin Angışlan, Atahan Bey ve onun da yanında çok iddialı bir isme sahip olan Alperen Ocakları'ndan gelmekte olan Alperen Bey. Ama kendisi tam bir Türk usta gibi bugün geldi bana. Mac'le olmaz hocam. Öyle mi yaptın? Abi sigara yok ama zihni olarak yani hayalimde var. Mac kaldırmaz. Çok, şöyle dedi hatta, Mac'le çok sıkıntı yaşarsınız. Burada diyor ki Ultra var. Ulan Ultra aldık diyorum ya, daha ne yapalım abi ya. Ulan en sorunsuz yayınınızı yaptınız ya. Evet, bilmiyorum, göreceğiz şimdi. Onu sonra duyacağız. Sesimiz en sorunsuz muydu? Norveç'ten bizi mixleyen Burak Yıldırmaz. Herkesi saydığımı umuyorum. Evet. Ve giden elemanlarımız Duygu Uysal. Nazım Hoca bugün yoktu. Nazım Yılmaz, Nazım Yılmaz vardı, seninle çok tanışmak istiyordu ama motosiklet almaya gitti kendisi. Ha. Ducati aldı. Ducati caiz midir hocam? Caizdir. Öyle mi? Peki. Evet, aptal herifler bugün de sona eriyor. Çok teşekkür ediyoruz Koray Birant'a. Görüşmek üzere. 3, 2, 1. Aptal herifler geri gelecek.